7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Bu program COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak çekilmiştir. Evet, herkese merhabalar. Da niye ben tek başıma geldim bu evi gezmeye? Nilay nerede? Salona bak, salona. Sanırsın 4. Abdülhamit'in salonu. İnsan kendini burada saltanatta gibi hisseder. Evet, Hürrem Sultan giriş yapıyor. Kadir, bu salon gerçek bir salon. Niye biliyor musun? Çünkü gümüşlükte gümüşler var. Heh, ay şükürler olsun o gümüşün içinde gümüş görüp. Muz da var yalnız. O muzlar senin için. Bir şey diyeceğim. Orada kristaller var. Allah korusun bir tane bir şey kırılsa aklımız çıkar bizim. Yalnız hepsi el emeği görüyor musun? Şimdikiler gibi sultanlamın üstüne yapışma değil yani. İnanamıyorum hayalimdeki çatal bıçak takımı bak hep gold kenarları. Ya inanamıyorum sahte dondurmalık bile var. Bir şey diyeceğim bunlar nasıl bitecek tek tek? Oo Nilay. Hepsi hakiki kristal. Baksana. Oo daha 6 da dolu. Ama yalnız yerlerin cilası 10 numara. Kadir hadi geç şöyle otur biraz. Sen beni niye buraya çağırdın? Nilay nerede? Ben anlamadım hiçbir şey. Hadi sen otur. Bir şey diyeceğim bu kadar sandalye katelik. Yani muzu yediğime bakmayın biz bugün ayvayı yedik. Baksana şunların hepsi oyma bunlar nasıl silinecek? Şu an ben neyi bekliyorum Allah rızası için? Ne yapacağımızı düşünelim seninle birlikte. Bence Nilay düşünsün. Biz niye düşünüyoruz seninle? Nilay yarışmacı. Bu da iyice yarışmacı etti bizi ya. Nilay Hanım. Kız Nilay neredesin? Gelsene. Sanki bana güveniyorlar. Kadir! Allah belanı versin. Kız sen iyi misin? Doğum günü partisinde miyiz biz? Evet, senin dün doğum günün değil miydi? Benim için mi giyindin? Evet, senin için giyindim. Allah senin canını almasın inşallah. Kör olmayasan senin kız ne güzel olmuşsun. Bak oynamaya geldim seninle. Hele saçlarına gel, gel. Normalde sen paylaşımcılık falan mı yapıyorsun? Evet. Esattan mı? Zaman zaman yapıyorum. Nereden aklına geldi bu meslek? Çocukları çok seviyorum. Çocuklarla eğlenmek. Zaten eğlenceli bir insanım. Sürekli şaka yapmayı da seviyorum. Bir şey diyeceğim. Paylaşımcılardan korkan çocuklar var biliyorsunuz değil mi? Ama ben sevimli paylaşımcıyım ya. Bakayım sen. Omali emanami lo lo lo. Ama biz böyle oynamıyoruz. Lo 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 ne? Biz böyle oynamıyoruz tabii. Ne arası oynuyorsunuz? Biz böyle heykel oynuyoruz mesela. Bir anda heykel oluyoruz. Heykel ne kız? Müzik çalıyor. Bir anda heykel diyorsun. Çocukları işte çirkin olmak gerekiyorsa kim hepsi böyle çirkin oluyor. Güzel olman gerekiyorsa güzel olman gerekiyor falan. Ha böyle şey dans ediyorsunuz. Aynen. Ben paylaşıyorsam çocukları doldurup Mardin kapı şen oldu. Onu da yapıyoruz. Onu da yapıyoruz ki. Hele saçlara bak kıvır kıvır. Dün akşam boyadım nasıl güzel oldu. Allah canını almasın seni. Nilay Hanım şakanız güzeldi ama sizce bu salon nasıl? Al sana şaka, al sana palyanço. Vallahi salon yaparız ya altından kalkarız ne olacak? O dolu. Bu bana bir komploydu galiba. Çekmeceler bunlar gümüşlük içi tamamıyla dolu. Sizce bu hafta en zor salon bu mu? En zor salon bu. Kadir sen ne dersin en zor salon bu mu? Ben yorum hakkımı kullanmıyorum şu an. Bence en zor salon bu. Çok fazla detay var. 4 saat buraya yetmez. Bence de 2 tane vitrinin içleri dolu. Camlar, yerler, koltuklar, katelik diye oydu buydu. Ya ama hiç korkmuyorum ben Kadir. Ben hiç korkmuyorum. Mutfağı da bir görelim mi? Bir şey diyeceğim bu evin mutfağı da doluysa yandık. Atlarım aşağıya. Bir paylaşımın ölümüne dayanamam gel. Atlarım. Gel. Hadi gel. Gel. Bugün bir iş dönüyor ama bakalım hayra alamet değil. Şu muzumu da alayım da öyle gidelim. Ne
Nilay Özbulut, 41 yaşında, aşçı yamağı. Bir çocuk annesi olan Nilay Hanım'ın ailesi Urfalı. Ancak kendisi doğma büyüme Üsküdarlı. Şu an ömrümde affedersin değil mi? En saçma boşanma. Hakime ne dedin? Hiçbir şeyden beri karşılıklıydık, anlaşamıyoruz dedik. Anlaşamıyoruz. Zaten 3 dakikada çünkü boşandık. Kocam güllü bağlarda oturuyor. Ben soğanlık istiyorum hakim bey. 3 dakikada boşandık. Anlaşmalıydı zaten. 9 sene. 9 seneyi 3 dakikada hiç ettin kalktın ayağa. Vallahi ettim. Nilay Hanım temizlik benim işimde hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor. Süper. Çok güzel. Çok beğendim. Kızıl jacuzzi mi? Oo. Kümbür 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 nasıl güzel fışkırtır ha. Ha? Şükür. Aa gene bitirelim. Bunlarda da var. Koltuğu da yemiş ayrıyetten. Haftanın son gününde Nilay Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin mutfağı uzun zamandır temizlikten nasibini almamış gibi görünüyor. Leş gibi bir buzdolabı, bir köşeye yığılmış bayat ekmekler, tozlu dolaplar, yağ içinde kalmış bir fırın ve mutfak tezgahından zemine kadar akan yemek artıkları yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Nilay Hanım bu manzara hakkında neler düşünüyor? Ah, süper. Çok güzel, çok beğendim. Nilay bu evde kesinlikle takılır kalır. Yetiştiremez diye düşünüyorum. O mutfağa ne kadar süre harcayacak bilmiyorum. 4 saatin hepsini verse çıkamaz herhalde o mutfaktan. Bir şey diyeceğim yani. Ben yutkunamıyorum. Ay ben buraya vereceğim. Ay, ay açamayacağım. Mutfak dolapların üstleri çok kirli, yağlı. Tezgahın üzeri inanılmaz berbat bir halde. Mutfaktaki dolapların içini dışını temizlemesini istiyorum. Yağ içerisinde bütün eşyaları çıkartmasını bekliyorum. Ha buzdolabı. Lastiklerin arası. La. Kız bu kadar ekmek. Oo! Ay, yerler. Hey. Günahtır bu kadar ekmeği niye böyle etmişler? Balkon çöp dolu. Allah. Bir şey diyeceğim, bu kadar ekmek yazık günah. Bari rondodan çekeler. Kız ya, daha... Ben oynuyorum. Anam. Daha altlarda da var. Ay çarpılacağız. Bunların hepsini bir büyük poşete dolduralım da ıslasınlar, bunları günahtır. Nilay Hanım'ın mutfağı çok kirliydi. Benim mutfağımın aynısıydı. Üst tarafları beklemiyorum ama alt dolapları ve mutfak kapılarını, kapaklarını tertemiz silmesini bekliyorum. Dolapların üzerine dokunmadan temizlik mi olur? Yani en üstünü, dışlarının yani gözle gördüğümüz yerleri silmesini bekliyorum. Ya bir şey diyeceğim, bu evin hakkından nasıl çıkacağız biz altından? Çok dolu bu ev. Çıkarız Kadir. Ben hala şok içerisindeyim. İki tane buzdolabı vardı ama bir tanesi çok kirliydi. Onu temizlemesini bekliyorum. İçi boştu ama ağır bir koku vardı. Onun gitmesini bekliyorum. O buzdolabından o koku gitmezse puanımı kıracağım kesinlikle. Evet, mutfağınızı da gördünüz işte. Banyoya mı gidiyoruz? Hadi artık banyoyu görelim. En sevdiğim yer. Allah'ım durdu. Cuma günü çıkan eve bak ya. Korkmuyorum Kadir. Yıkılmadım ayaktayım. Peki. Yıkılmadım ayaktayım. Enkazın altında kalacağız. Ben o mutfaktan kolay kolay çıkabileceğini düşünmüyorum. 2,5 saat veriyorum. Hatta daha fazlasını da veriyorum. Umarım çıkar. Evimizin banyosu tozlu ve kirli. Ancak bu banyoda yarışmacımızı zorlayacak düzeyde bir pislik bulunmuyor. Günlük temizlikle kolaylıkla halledilebilecek bu mekanda sadece klozetin iyi bir fırçalanması gerekiyor. Bakalım temizlik üstadımız Kadir bu banyo için neler söylüyor? Aa banyo güzel. Kızıl jacuzzi mi? Oo.
İş bitince o zaman ben bir gireyim. Kümbür 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 nasıl güzel fışkırtır ha. Banyodaki küvet gayet temizdi. Bir deterjanla pırıl pırıl yapılacağını düşünüyorum. Lavabosu da temizdi. Yani öyle tellenip uğraştıracak bir banyo değildi. Evet, burası da böyle, şurası da şöyle. Banyo güzel, en temiz yer banyo. Evet. Banyo. Peki ne yapacağız? Bir plan söyleyin. Nilay Hanım ne diyorsunuz? Ya ben korkmuyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Nereden başlayacaksınız? Ben mutfaktan başlamak istiyorum. Sonra salona geçmek istiyorum. Çünkü salonda enerjimi tüketirsem mutfakta kullanamayabilirim. O yüzden önce mutfak, sonra salon, en son banyo. Harika. Ne diyorsun Kadir? Mutfaktan diyor. Mutfaktan başlayalım. Ben şu an hala şokun içerisindeyim. O salon olmasaydı çok iyiydi değil mi? Yani ama bir şey diyeceğim. Kaderimiz buymuş. Yani o salondaki vitrinlerin hepsinin içine girecek miyiz? Girmeyecek misiniz? Gireriz ya. Başlayalım bir an önce mutfağa temizleyelim. Ben hala ondan bu evin bir şaka olduğunu düşünüyorum. Sanki böyle bir hayır şaka yaptım diyecek. Komşu eve mi gireceğiz yani? Ne bileyim öyle geliyor bana ev. Değil mi? Hayır değil. Bu evi temizleyeceğiz. Kesin ve kesin. O zaman mutfağa bir güzel giriyoruz. Nilay, dolapların hepsini birden boşaltma sakın. Yok. Beni toparlayamayız. Ben zaten o balkonun çöpü, o ekmekleri çıkartmak bizim vaktimizi alacağız. O zaman haydi diyoruz. Haftanın son günü 10 bin liranın sahibinin belli olacak. Gün bu kadar kalabalık bir evde bakalım Nilay nasıl bir temizlik yapacak hep birlikte göreceğiz. Yürü. Kadir. Efendim? Salon şakaydı. Nasıl şakaydı? Hadi temizleyeceğimiz gerçek salona götüreyim sizi. Senin Allah canına ben çünkü anladım orada bir numara var. Ben bu adamın ciğerini biliyorum. Yürü yürü gidiyoruz hadi. Nilay Hanım'ın temizleyeceği salon bir duvarı kaplayan koca bir vitrinle karşılıyor bizi. İçi tıka basa dolu bu vitrinde toz ve pislik de iç içe. Salonun geri kalanındaysa masum görünümlü bir koltuk takımı yer alıyor. Ancak hem bu koltuklar hem de halı kıldan ve tüyden geçilmiyor. Bakalım Nilay Hanım bu zorlu etap hakkında ne düşünüyor? Şükür. Aa gene bitti. Ben gidiyorum orası daha iyiydi. Bir şey diyeceğim gene şükürler olsun gayet güzel. Vitrini tamamen indirip parlatmasını bekliyorum. Eğer ki parlatmazsa ben de notumu ona göre vereceğim. Ben vitrinin içindekilere de zaman ayırırsa mutfağına zaman ayıramayacağını düşünüyorum. O yüzden belki vitrinin içindekileri es geçebilir. Sadece dışını yapabilir. Şükür 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 buna da şükür de öyle bir salonu bırakıp burada nasıl oturuyorlarmış onu bilmiyorum. Bu kadının da yani ev sahibinin keçiye, ineğe, geyiğe bir aleşeği var. Seviyor herhalde. Bu evde kedi besliyorlarmış. Bakın şu koltuğun üstüne. Bunlarda da var. Neyse iyi ki burada oturmuş. O salona girmemiş. Koltuğu da yemiş ayrıyetten. Her yeri kıl. Kılabalık da var. Koltuklar evet eski yıpranmış ama çok kirli ve kedi kılları falan var. Onları güzel bir şekilde süpürmesini, bir silmesini bekliyorum. Salondaki koltuklar gerçekten çok pisti. Kolay kolay temizleyebileceğini düşünmüyorum. Evet Nilay ne düşünüyorsun Nilay? Hala mutfaktan başlamayı mı düşünüyorsunuz? Buradan başlayacağım. Orayı görünce tabii vazgeçtim. Peki. Sonra da hadi o zaman çok az konuşup çok iş yapıyoruz. Çok yapacağız. Son gün haydi yürü Nilay. Muhteşem temizlik başlasın. Birazdan. Bu kız böyle mi temizlik yapacak? Yok canım canım. Gizlice o saçlarla camı nasıl silsin o? Millet üstümüze güler vallahi. Ve bakalım dün 4 verdiğin yarışmacı bugün sana kaç verecek? Dünkü iddialar neler nelerdi onları da unuttum sanmayın. Sanki gün eğiriyorum. Bir kedi daha çıktı burada. Ya çekilsene dolabı temizleyecek. Bu adam var ya bu adam nasıl kamerada şu an görünüyor görüyorsunuz değil mi? Bütün yumura benim ayağıma engel oluyor bu adam. Evet sonunda gerçek salonumuza geldik efendim.
Ben de halının üstü tamamıyla bak. Ben bunları kir sanıyordum. Şuna bakar mısınız? Kılın alası. Evet, çok kıllı bir salon ama biz bunu tabii ki de başaracağız. Nilay, son gün. Hazır mısın? Hazırım, bomba gibiyim. 3. Planını almak istiyorum. Önce fırçalayacağım. Ağları alacağım. Ben bir ağ göremiyorum zaten. Var böcekler falan. Konuşun var. Bak şurada da peki, var. Peki tamam. Şuralarda da var. Okey. Coquette people. Evet, örümcek ağını aldı. Daha sonra halıyı kaldırmak istiyorum. Öncelikle bir süpüreyim. Önce bu halıyı möhkem bir süpürmek aynen, lazım. Aynen, onu bir şöyle süpürmem lazım. Halı bir beyazlasın. Aynen, halıyı kaldıracağım. Vitrinin içi için ne diyorsun? Vitrinin içinde hızlı sileceğim. Koyacağım, sileceğim, tamam, koyacağım. Tamam, o şekilde devam edeceğim. Antikalara benziyorlar çünkü. Yok, çünkü yerimiz yok. Tamam. Koltuklar. Onları kenara çekeceğim. Koltukları sileceğim, kaldıracağım, sileceğim, kaldıracağım. Tamam. Yani sırayla iş yapmak istiyorum. Koltuklardan önce mi vitrine gireceksin, koltuklardan sonra mı? Ben önce koltukları yapacağım, daha sonra vitrine tamam, geçeceğim. Güzel o zaman. Planımız gayet güzel. Nilay kendine güvenen bir yarışmacı. Dediğim gibi son gün 10 bin liranın sahibi belli olacak. Herkesin şu anda puanları ortada. Nilay herkesin puanının üstüne çıkmak için bugün büyük bir savaş verecek. İnşallah. Bakalım Serpil bugün de 2 verecek mi? Verecek. O Serpil'in boynu altına kilitlenmiyor. Verecek. Emin misin? 2 mi verecek? 3. 2. Ve bakalım dün 4 verdiğin yarışmacı bugün sana kaç verecek? Dünkü iddialar nelerdi onları da unuttum sanmayın. 3, 2, 1 başladık. Haydi bakalım o zaman. Bence salondan başlaması doğru bir tercih. Yani fena bir tercih değildi çünkü her tarafta zordu. Bir yerde başlaması gerekiyordu. Salonda başlaması iyiydi. Kadir, o süpürgeyle hiç uğraşmayın. Bir fırçayla falan girin oraya. Halı fırçasıyla mı? Evet. Nilay, ben ekmek fırçalayayım, sen benim arkamdan gel süpür. Tamam. Ben sana şu ekmek kırıntılarını alayım. Nilay, git dışarıdan halı fırçası al da gel bakayım. Geldim hemen. Şunu çektim de geldim. Salondaki halı gerçekten çok kıllı ve tüylüydü. Onu kesinlikle silmesini bekliyorum. Silmezse puanımı kıracağım kesinlikle. Woo! Sanki gün eğiriyorum. Koş dışarı. Alayım mı onları? Gel. Sen git fırçaya. Nilay, kalk süpürüp kaldıralım hemen, hadi. Haydi. Hadi, daha biten iş var, halının baş. Çok detaylı olmasa da birazcık silmesini bekliyorum. En azından yani bir üstten silmesini bekliyorum. Çok detaya girip lekeleri çıkarıcı bir silme olmayacaktır umarım. Aç Nilay onu. Dur, burada sakın dökme, sadece göster kapıda dökelim. Bir kedi daha çıktı buradan. Sayın seyirciler, halıdan çıkan tüy miktarını görüyor musun? Dehşet. Sadece halıdan çıkan. Kız, buna ayak basıp bir de gidip yatağa mı giriyorsun siz? Ay. Evet, saç ekimi. Dur Kadir. Dök bakayım. Döktün mü? Bırak bana. Şurada yapacağım. İnan daha bir de bunun koltuğu var. Nilay, hadi çabuk bakalım. Koltuklara. Çabuk. Kadir, bakalım bu koltuktan ne kadar tüy çıkacak? Fırçanın altı doldu mu Nilay? Doldu. Baksana. Sen ver bana öbürünü al, ben onu temizleyeyim. Kadın daha 10 saniye süpürdü, şu fırçanın haline bak. Yani düşün, içi doluyor. Al kadın. Ablam içeri dolmuşlar. Dolacak gene, bu dolacak, ben size diyeyim.
Salondaki koltukların üstünde kedi kılı vardı. Bir sürü. Onların temizlenmesini ve koltukların altına kadar silinmesini bekliyorum. Güzel buldum. Bayağı uğraştı, elleriyle uğraştı özellikle. Koltukları güzel süpürdü. Eliyle hatta ilk önce o kılları güzelce yumak yumak yaptı. Beğendim. Kadir, nasıl ilerliyoruz? Şu anda çok zor ilerliyoruz açıkçası. Kıllarda? Yani berbat. Kıllar çıkıyor, çıkmıyor, tıkanıyor. Yani bak artık süpürge işlemi elimizle sıyırıp çekiyoruz. Böyle tüyleri bantla toplayanlar da var. Vallahi bantla hayatta bitmez o tüyler. Bantlı. Ama Nilay çok güzel eliyle topladı tüyleri. Yani bak şunları eliyle aldı böyle böyle kadın tırnaklarıyla yaptı. Vallahi. Nilay Hanım, siz evinizde hayvan besliyor musunuz? Var, kedim var ama böyle değil. Ben her gün temizliyorum evimi. Böyle bir şey olamaz, yaşanmaz yani. Aha, parmaklarımın uçları yandı sürtmekten. Başka türlü çıkmıyor yani. Çıkan tüylerle yastık doldurulur vallahi. Ne yastığı? Döşek doldurmuştuk. Keşke yağlı ev çıkaydı. Kadir, yalnız bu koltuklarla çok uğraşıyoruz. Ya çok uğraşıyoruz bitirdiniz, vallahi billahi yani. Sonunda gene kıl da kalıyor bu arada. Açıkça söylüyorum, biz şu an kabasını alıyoruz. Aynen. Yani 4 saatte bunun derinine girsek var ya yanarız. Yani bak şu döktüğüm kaçıncı kutu? Halıdan bunun gibi kaç tane çıktı? Gerçekten koltuklarda çok çabaladı. Tüyünü aldı sanırım sadece. Silmeye vakit bulamamıştır. Nilay Hanım'ın koltukları süpürmesini beğendim ama koltukların hakkı silinmekti. Yani hiç olmadı o kedi kıllarının üstüne tekrar bir koltuk beziyle silmesini bekliyordum. Koltukları silmesini beklemiyordum. Çünkü dolu dolu bir eşya olduğu için ben açıkçası beklemiyordum koltukları silmesini. Ama güzel bir şekilde süpürmesini bekledim. Petekler çok kötüydü. Kedi kılları vardı hala. Yani dikkatlice baktım ben. Böyle tomar tomar örümcek ağından çok kedi kılı vardı. Onları da elektrik süpürgesiyle çekmesini bekliyorum. Salonda bayağı büyük ve içi dolu bir vitrin vardı. Vitrinin hepsinin tamamını temizleyeceğini zannetmiyorum. Vakitini kalacağını düşünmüyorum. Vitrinin üstü de çok tozluydu ve kedi kılları falan vardı. İnşallah onların güzelce süpürüp güzelce silmesini bekliyorum. Nilay, vitrin tozlu mu? Tozlu biraz. Tamam, yavaşça indir onları. Ben şimdi aman... bunları tek tek indiriyorum, tek tek çıkartıyorum. Siliyorum, yerleştiriyorum. Onları silecek misiniz? Sileceğim. Üstten sileceğim hızlı hızlı. Nilay, evde alacağım. En hızlı olmamız gereken yer burası çünkü mutfakta çok iş var. Tamam, hemen hızlı hızlı siliyorum. Keşke bu biblolara hiç girmeseydiniz. O zaman mutfak dolaplarının içine girmeyelim. Her yere girersek yetişmez temizlik. Mutfak dolaplarının içinin bazı yerlerine giremeyeceğiz. Girelim, çok girelim dolu. Ya. Bakın 1 saat 10 dakikanız geçti bile. Gireceğiz, her yere gireceğiz. Nilay, kaç çocuğun var? Bir tane. Kız erkek? Kız, 13 yaşında kızım var. Derin Irmak. Maşallah. Onun Allah sayesinde girdim zaten. O mu gönderdi seni? Evet, dershaneye yazdırdım onu. İnşallah 8. sınıf LGS'ye. Ne iş yapıyorsun sen şimdi? Ben şu anda çalışmıyorum 1 senedir. 1 senedir çalışmıyorsun? Evet. Kafelerde ahçıya mahlığı yapıyorum. Ama şu an kafeler pandemiden Nilay, dolayı kapalı. 1 senedir ne yapıyorsun? 1 senedir ne yapıyorum? İşte evdeyim. Bazen palyaçoluk yapıyorum. Evde yemek yapıyorum, işte satıyorum. Yani bir şey, evli misin bu arada? Hayır, boşandım. 8 sene oldu. 8 sene oldu? Evet, kızımla yaşıyorum. Sen 1 senedir ne yapıyorsun Nilay çalışmıyorsun da? Ailem destek alıyor. Evde yaptığım işlerden alıyorum. Sosyal yardım alıyorum bazen. Yani kendi başına ayaklarının üstünde duruyorsun. Duruyorum diye. Allah'ıma şükür. Maşallah. Peki eşinden bir yardım alıyor musun hani kızına? Sağ olsun. Tabii kızıyla ilgileniyor. Çok ilgili bir adam. Böyle ilgili bir adamdan niye ayrıldın? Biz Şişli'de oturuyorduk. Pendik'e taşındık. Ben dedim
Kartal'a taşınmak istiyorum. Yok dedi, hayır, evet falan filan derken lafın gelişi dedim ki ben boşanıyorum senden dedim. Boşanırsan boşan dedi. Sen de daha laftan geri dönmedin. Ben de yok, hayatta dönmedim. Tamam o zaman dedim, gittim. Boşandık. Kız sen dalga mı geçiyorsun? Vallahi öyle oldu. Kız sen öyle oldu. İyi misin? Vallahi öyle oldu. Yani Pendik'le Kartal'ın arasında kaç dakika var zaten? Şişli. Şişli'den geldik Pendik'e. Pendik'te oturduğumuz yer Güllübağlar'dı. Güllübağlar'dan Soğan'la ben geçmek istedim ailemin yanına. Yok dedi, burası kendi evimiz dedi. Niye kiraya geçeceğiz dedi. Olmaz dedim. Evden işte gittim. Annemde kaldım falan. Yani sırf Soğanlık'ta oturmak için. Aynen. Niye ailenize yakın olmak istiyordunuz? Ya çalışayım. Kızım orada hani kızımla gitsin gelsin hani kızıma kız zaten kira vermiyor musun? Otokucan baksana daha ne çalışıyorsun? Yok ben çalışmayı seviyorum Kadir ya. Hani evde oturan bir tip değilim yani. Evde oturamıyorum. Eşiniz size otur evde çocuğa bak mı dedi? Yok öyle demedi. Ya öyle bana karışan bir adam değildi zaten. Hayır adam demiş ki niye kiraya gidelim? Niye kiraya gidelim? Kira verelim diye. Mantıklı olan o değil mi zaten? Tabii o. O da ben o dönem onu düşünemedim işte. Böyle bir cahillik oldu. Şimdi pişman mısınız? Keşke geri dönse mi diyorsunuz? Yok canım öyle bir şey demiyorum artık öyle. Değer mi gitsin ağzından boşanalım dedi diye gitmiş mahkeme yok, açmış. Yok şu an çok yani aramız çok iyi. Arkadaşız. Çok iyi arkadaşız. Çok iyi dostuz. Kızımın da babası olduğuna gerçekten gurur duyuyorum. Çok iyi bir baba. Nilay şu an sana inanamıyorum. Şok etkisiyle bakıyorum. Yani sırf sen adama dedin ki seni boşarım. O dedi ki boşanırsan boşan. Yani seni boşarım gibi olmadı da boşanırım o zaman dedim. O da Akrep Burcu. Ben İkizler Burcu'yum. Boşanırsan boşan dedim. Rezen kirası bağlayalım. Tamam dedim. Tamam dedim o zaman. Kız tamam denir mi? O lafın gelişi denmiş. Ama tamam demeyecekti yani. Tamam demeyecek. Sen kalkıp adama boşanalım diyorsun ama şu an ömrümde affedersin değil mi? En saçma boşanma. Hakime ne dedin? Hiçbir şey demedi. Karşılıklıydık. Anlaşamıyoruz dedik. Anlaşamıyoruz. Zaten 3 dakikada çünkü boşandık. Kocam Güllübağlar'da oturuyor. Ben soğanlık istiyorum hakim bey. 3 dakikada boşandık. Kaç anlaşmalıydı zaten? 9 sene. 9 seneyi 3 dakikada hiç ettin kalktın ayağa. Vallahi ettim. Ama görüşüyoruz hala ailesiyle, görümcelerim, eltilerim eski. Hepsiyle görüşüyorum. Hiçbir problemim yok. Onlar demiyorlar mı kız sen iyi misin bu herifi? Yok demiyor. Yani büyüklerimiz hiç karışmadı zaten. Annem dedi. Hayatta yani her şeyde böyle deli cesaretimiz. Evet öyleyim ya maalesef öyleyim. Çok inatçıyım. Dediğim dedik. Yani ucunda ölüm de olsa ben yaparım onu. Sonra cefayı sen çekiyorsun. Başıma da çok geldi yani. Ya aha bak sıkıntıyı sen çekiyorsun. Mesela neyiniz var enteresan olay olarak? Mesela bir kızla kavga ettim. Niye? Sinir oluyordum. O da bana sinir oluyordu. Bir gün yolda gördüm onu dövecektim. Tövbe. Yolda gördüm arabadaydım. Tek sebep sinir oluyorum. Evet. Yolda giderken onu gördüm ben arabadaydım arabanın arkasındaydım. Arabayı durdur arabayı durdur dedim arkadaşıma. Ne oluyor dedi durdur dedim. Arabanın da kapısı kilitliymiş. Ne oluyor dedi camdan çıktım. Camdan. Evet arka camdan çıktım. Battal gazı beni tuttu, sanki. Beni tuttu dedi ne yapıyorsun sen? Şeyin arkasından direkt kızın üstüne uçtum. Sonra mahkemelik olduk falan. Benden şikayetçi oldu. Sonra şikayetini geri aldı. Bir daha dövme diye mi aldı? Evet döverim ki. Kız sen. Bir şey diyeceğim. Bir birazdan şey kameramanın üstüne falan atlıyorum. Hoş bir şey değil tabii ama işte bu benim... Hiç peki psikoloğa göründün mü? Sabırsızım, göründüm. Psikoloğa göründün mü? Yani bunun normal bir şey olmadığını biliyorsun değil mi? Göründüm, göründüm. Görünmez miyim? Ne dedi doktor? Özellikle boşanma sebebini anlasaydın zaten sana direkt mi ilacı yazmıştım? Yok onun için gitmedim de çok sinirliydim. Yani neden bu kadar sinirliyim? Her şeye öfkeliyim dedi. Ben de sinirliyim. Çok böyle yumuşak kalpli bir adamımdır. Dilim şen şakraktır, neşeliyimdir, gamsızım. Dünya yansı umurumda değildir ama... Yani öyle noktalarım var ki şunu yaptığını bak en ufak bir şey ama bir anda göğü yere indirip yeri göğe çıkartıyorum. Ama yani o annemmiş, kardeşimmiş, komşummuş gözüm görmez. Ağzımdan çıkanı kulağım duymaz. Ben de öyle. 10 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi giderim. Ne yaptınız hadi bir çay koyun da içelim. Ben öyle olamıyorum işte. Ama yani ona dalayım, bunu yolayım. Ben öyle olamıyorum. Ben o bana bir şey söylediydi. Zaman bir hafta onu düşünüyorum. Gece yatıyor kafamda. O an ver cevabını ağzını payla ben de alttan alttan laf sokuyorum. Onu yapıyorum da olmuyor yani. Herkesin olmuyor. Saçını yani yolaydım oho millet kel kalmıştı. Ya tabii herkesin saçını yolmuyorum ama böyle çok canıma dokunursa yani yaparım. Anladım. Peki eşin evlenmeyi düşünüyor mu? Yok, onun tek aşkı kızı. Tek aşkı kızı. Evet. Güllübağlar'da devam ediyor hayatına. O devam ediyor. Bak, ben adamın da devam ediyorum. Güllübağlar'dan ayrılmıyor. Peki, o zaman ben canıma devam ediyorum. Tövbe yarabbim estağfurullah. Daha neler duyacağız ben bilmiyorum. Vitrinin içindeki eşyaları temizlerse tabii ki güzel olur ama hepsine zaman harcayacağını zannetmiyorum. İçi olmasa da en azından dışındakileri temizleyip tozunu almasını bekliyorum. Vitrinin içindekilerini güzelce döküp boşaltıp Nina Hanım'ın temizlemesini bekliyorum. Vitrindeki hatası ilk önce bir boşalttı. Evet ama makineyle bir süpürüp o kılları alsaydı o kadar zaman kaybı olmazdı.
Vitrinle duru bir suyla sildi. Yani hiçbir deterjan koymadı. Hiç olmadı bir cam suyu sıkmasını beklerdim. O mobilyaların parlatması için. Yani mobilyalar hala parlamadı. Bir yerden bir yere kiri sıvadı. Salondaki vitrini silerken hiçbir şekilde deterjan kullanmadı. Sade suyla siliyordu. O dikkatimi çekti. Vitrini silmesini güzel buldum ama iç kısımdaki eşyaları kuru bezle sildi. Islak bezle silmesini beklerdim. Çünkü o tozlar hala üstünde kalır kuru bezle silersek. Petek çok böyle eski değil ama tozlu ve kıllı. Ona da bir elektrik süpürgesiyle geçmesini, güzel bir deterjan suyuyla da silmesini bekliyorum. Evet Nilay Hanım, anlatın bakalım neler yaptınız? Vitrini bitirdim, komple içini dışını üstünü. Koltuklar bitti. Şimdi petekler de camlar da bitti. Yalnız çok kıl var, diğer petek bitti. Her yer kıl uçuyor, sil sil kıl çıkıyor. Bu kıllar bana çok çektirdi bugün. Ay, yapacak bir şey yok, kıllar uçuyor, sildikçe uçuyor. Süpürdükçe uçuyor. Şuraya bak. Peteklerin içini de deterjanla yıkamadı. Peteklerin içini de duru suyla sildi. Peteğin alt kısmı özellikle çok önemli. Oraya çok dikkat edeceğim. Nilay Hanım, bu arada 1,5 saatiniz geçti. Buraya değil 1,5 saat. 3 saat yetmez ama elimden geleni yapıyorum. Salonda başka ne kaldı? Bir yerleri sileceğiz. Başka da bir şey yok. Hemen mutfağa geçmemiz gerekiyor. Çok vaktimiz yok. Televizyon sehpasının üstünde de kıl, toz, kir vardı. Onları da silmesini bekliyorum. Televizyon sehpası vardı. Onu da güzel bir şekilde silmesini bekliyorum. Dedim ki kıl. Her taraf inanılmaz kıl doluydu. Çok kötü. Kız onu hep yapışkan mı yapıştırmışlar? Kesin çocuklar, evde torun vardır. Çocuklar yapıştırmış durmuş. Bir şey diyeceğim, bir koltukların arkasını silip kapıyı silip çıkıyoruz, bitti. Yani yalnız 2 saatimiz de geçti Nilay. Ama bu kıllar bizi mahvetti. Evet, yani bu odanın yani kılı bizi öldürdü. Mutfakta da ona göre plan yapmamız gerekiyor. Bakın misafirlerimiz var. Kolay gelsin. Serpil Hanım, leoparlı şık kıyafeti. Evet. İzin Hanım'ın sade şıklığı. Maşallah. Nilay Hanım, sürenizi durdurdum. Gel, gel. İlk Nur Hanım, şu ana kadar temizliği nasıl buldunuz? Temizliği deterjansız her yere kullandı. Duru suyla hiç deterjan kullanmadı. Sıcak su deterjan ondan bilerek kullanmadım çünkü kıl vardı. Kıllar ama çok yapışıyor. Yani imkansız deterjanı kullanırsam. Petekler mikrobu bir yerden aldım, bir yere ittim mikrobu. Nasıl bir yerden aldın? Yani duru suyla yaptığın için mikrobu daha çok yaymış oldum peteklere. Ama deterjanla mikrop ölmez. Hiç olmadı, elma sirkesi damlatsaydın. Elma sirkesi tabii değil de ben bir tane bilerek öksürük şurubu dökerdi, tedavi ediyor zaten peteklere. Biterdi. İlk dur, deterjanlar yani o herhalde bahane seçmiş şu anda. Gördüm emin, ama gerçekten haklısın. Çok kıl. Ama koltuklarını yürüdükçe da silmeni beklerdim. Vaktimiz yok ki koltuklar ellerimle, bilmiyorum gördüm. Ellerimizle yaptık. Ama benim evimde dünyanın yağları vardı. Herkes benden not kırdı. Ama seni salı yerden ben de susuyorum. Keşke evim yağlı olsaydı. Bak vitrinin içi bile kıl yumakları var yani. Gördüm, onları gördüm. Kıl yumaklarını herhangi bir şey söyleyemem. Bunlar kıl. Ama birazcık deterjan kullanmanı bekliyorum. Deterjanı valla yerde kullanacağım. Bunun dışında ben deterjan başka bir yerde kullanmak istemiyorum. Geriliyorum. Ben gerilince geyik seviyorum o yüzden. Dediğim gibi kolay gelsin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Serpil Hanım, siz ne dersiniz? Evet, koltukları güzel sildin. O kılları çok güzel çıkarttın. Silmeni ben beklemedim. Evet, çünkü sağ ol. Teşekkür. Dolu dolu bir salon. Peki o kadar İlknur bunu görmüyor mu da silmemizi bekliyor? Onun yorumu. Ben koltuklarımı silmiştim. Biliyor zaten onun yorumu olduğunu. Sen bir şey demiyor musun İlknur'a? Ben koltuklarımı silmiştim. Ama İlknur, şimdi senin böyle dolu dolu, ya hiçbirimizin böyle dolu dolu bir salonu yoktu. Evet, yani bu konuda yani açık konuşma. Deterjan kullanmalıydı ama. Ha, evet, deterjanı ben de söylüyorum. Aynen, onunkinde kıl mı var? Şunu söyleyeyim, bak kıl var, deterjan kullanmadım dedi. İlk önce makineyle şu vitrinleri falan bir kaba sen boşalttın ya, makineyle kılları bir alıp da. Biz makineyle aldık, bunları da aldık. Hayır, hayır. Peteklerin arkasına oraya makineyle giremem çünkü tek tek boşalttım, tek tek çıkartmam lazım. Dinlersen, boşalttın ya. Evet. Boşalttın, hemen makinenin bir ucuna apartıda bir kaba kılığını süpürmüş olsaydın bezine yapışmazdı. Sana bir şey söyleyeyim daha mi? Daha da kolay olurdu diye düşünüyorum. Ve doğru, bu kadar da uçuşmazdı belki, ve tedavi duvarlarını da tertemiz. Belki silinecek hiçbir yerin yok. Bir yani şey bizim duvarlarımız belki kirliydi, onun da vitrini var. Şimdi o duvarları silmeyecek. Vitrin değil, kıl var. Kadir Bey. İlknur Hanım, şu ana kadar yapılan temizlikte puan kıracağınız bir yer var mı? Evet, var. Serpil Hanım? Benim de var. Serpil'di zaten. Benim de var.
Nereden kıracağız Serpil? Şu anda söylemeyeceğim. Finalde. Ne yapmış olabilir ki o kadar puan kıracak bir şey? Sümeri mi sürdü duvarlara bu kız? Ben içimi evet boşalttı. Çok detaylı bir... Bugün detaycı değilim. Yüzeysel bakacağım. Yüzeyseldeki çok basit hataları var. Buradan puanlarını kıracağım. Şu anda bir şey görünmüyor. Temiz gözüküyor. Çok çok o kadar basit. Bir Allah için bir bakın şunun içine bak. Ben hepsine girdim. Hepsini indirdim. Hepsi üstü de aldım. Tamam daha ne kaldı? İçini de boşalttım. Aldım, boşalttım çıkarttım. Hatta silmeyecektik ki ben içlerini yine üstten tozlarını bak, da aldım. Yani. Onları bile normalde... bekledim. Keşke almasaydın onlara zamanını harcamasaydın. Ama işte ona da diyecektiniz ki içindekileri silmediniz. O yüzden ben sana bekliyorsunuz. Bak hayır. Onu göz var, vicdan var birazcık yani. Bu kadar doldu. Bir de onların içlerini temizleyip de koy demek vicdansızlık olur. Yani ben onun içlerini bile yani üstten tozlarını aldım. Hani tamamen almadım ama üstten en azından tozlarını aldım. Keşke onları da almasaydın zaman harcamasaydın. Peki şimdi bizim bir yerimiz bir de kapımız kaldı. Mutfağa geçiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay teşekkürler. Hoşçakalın. Bye. Dedikodu yapmış gibi olma. Gözün kör olmasın. İki tane lafı bir araya getiremedin. Yok söyledim. Ben onları kalkmış finalde söyleyeceğim. Kalkmış koltukları silmemizi bekliyor. Yani o kadar dünyanın kılını süpürdük. Vitrin bardak bir de koltuk mu silelim burada? Yok ben onları finalde görüşeceğim. Peki hadi o zaman hızlıca yeri siliyoruz. Aynen. Çek şu koltukları aşağıya. Çek 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 çek. Ben onlara finalde soracağım. Nilay Hanım'ın salonda temizliği deterjansız, duru bir suyla her yeri yalap şap sildiğini gördüm. Deterjan kullanılmayan bir yer arınmamıştır. Nilay Hanım'ın yani temizliğini fena bulmadım. İyi ama çok oyalandı. Hata üzerine hata yaptığı için. Süresini tamamen harcadı. O salondan Nilay Hanım en çok 1,5 saatte çıkması lazım. Biraz fazla oyalandı ama gereksiz yere oyalanmadığını düşünüyorum. Çünkü koltuklar gerçekten çok tüylüydü. Evet, sonunda salondan çıkıyoruz artık. Hadi. Asıl büyük işe gidiyoruz, mutfağa. Dolaplar dolu, mutfak, ekmek, her şey var. Vallahi çeke çeke gidelim bari. Evet, çeke çeke artık Haydi. Gidiyoruz, çıkıyoruz. Haydi. Şükürler olsun o kedi kılından kurtulduk. Şimdi bakalım mutfakta nasıl toplayacağız, neler olacak? Büyük final öncesi bizi bekleyin. 2 saat 5 dakika bir süreydi çıktı o salondan, çok fazla bir süre. O da dedim ki bir hata üzerine hata yaptığı için, zamanını güzel kullanamadığı için enerjisini zaten koltuklara harcadı, artık iyice gücü maalesef bitti. 2 saat 5 dakikada hakkını verebilmiş midir? Hayır. Koltuklar kesinlikle tüy ve kıl kalmıştır ve bu benim puanımı etkiler diye düşünüyorum. Çay elinden öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali. Sırtındaki sepetin ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Evet, battı balık yan gider. Salon bitti, şükürler olsun o tüyden kurtulduk. Ellerimizle kazıdık o tüyleri. Vallahi Nilo. Ellerim baksana mahvoldu. Ha şimdi Nilo ya, gördüğün gibi burası da bakın temiz tabakların içinde. Görüyor musunuz? Yoğurt. Tabaklar bu kadar kirin içinde zehirlenmesin diye yoğurt koymuşlar. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Geldim başım dolana, geldim başım dolana ellere vay. Evet efendim, şimdi planın ne? Planım önce şu... Ay otur otur otur. Evet planın ne? Planım önce bunları kaldıracağız. Önce şu mübarek ekmekleri ortadan ayak, kaldıralım günaha girmeden. Ekmekler ayak altından bir kalsın. Daha sonra tezgahı boşaltacağım. Bütün pisliğini alacağım. Tamam. Yukarıdan başlayacağım. Aşağıya doğru gideceğim. Şimdi bu dolapların hepsini dökmeyelim. Yani ne dökmeyeceğim diyorsun? Zaten vaktim az. Banyoya da geçmem gerekiyor. Dökersek işin yani içinden çıkamayız. Yani en azından çok kirli olanları, göze batanları diyorum. Ne diyorsun? Tamam olur. Planını sen de öyle diyorsun. Yani ben sonra de öyle finalde... diyorum çünkü... Aa Kadir dedi ki içine girme. Yok yok öyle bir şey demeyeceğim. Bak Deniz benim planım... bir şey dedi. Serpil dedi detaya bakmayacağım dedi. En azından bir şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Mutfak çok kalabalık, çok dolu. Bazı şeylere yetişemeyeceğini biliyorum ama dıştan ilk bakışta güzel bir gözlem istiyorum. Dolaplar çok kötüydü. Gri olan özellikle açtığımız zaman ağır bir koku geliyordu içeriden. Gri dolabın içli ve dışlı silinmesini bekliyorum. Diğer dolabı silmese de olur. Yani ben dolap içlerine girmeyi düşünmüyorum. Yani şunlar biraz kötü ama bak. Yok buraya girerim. Yani buraya tamam, girerim. Peki. Ama şuradakilere girmeyi düşünmüyorum. Peki, temiz olanlara girmiyoruz. Aynen. 3, 2, 1 poşet gelsin ekmekler. Aynen. Nilay benden çamaşır makinesinin içini ve altlarını istemişti. Özellikle bir puanımı da kendisi de söylemişti. 4 verecektim ama 3 verdim diye. Ben de ona göre puanımı bugün eğer temizliğini iyi yapmazsa puanımı ona göre vereceğim. Bismillah doldur.
Yani bakar mısınız? Ay. Ay hep ekmek. Allah'ım sen affet. Oo, daha buralar. Oo. Kadir her yerde var. Lavaş bile var bak. Lavaş, dürüm. Kadir aç. Bunları ıslatın, denize mi atıyorsunuz? Kemik suyuyla karıştırıp dışarıdaki hayvanlara veririz. Ama küfürlerini vermeyin, günahtır. Köpekler, kediler yararlansın, kuşlar yararlansın. Allah'ını seversen. Kaç aylık ekmek, nasıl günah, nasıl günah. Lavaşlara bak, Kadir arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Aslında bu ekmekleri böyle bu kadar bayatlatmadan hafif ıslatıp güzel köfte yapabilirsiniz. Bakın çok güzel omlet tarzı börek oluyor ekmeğin içinde. Atmayın, interneti açın, bayat ekmek tariflerine bakın. Kıtlık var dünyada, kıtlık. Ekmek tatlısı da yapılabilir. He, millet ekmek parası için ölüyor, öldürülüyor. Siz ekmeği çöpe atıyorsunuz. Allah'tan korkun. Yazık, günah ya. Ekmek bizim için en kutsal şey arkadaşlar, yapmayın. Gözünüzü seveyim. Neyse ki biz çöpe atmıyoruz kesinlikle. Bunların hepsi ıslatılacak arkadaşlar. Yani bakın, ne olursa olsun direkt çöpün içine ekmeği kesinlikle atmayın. Poşete koyun, bağlayın, bir yere asın. Alırlar, en kötü ıslatın. Bir garajın, bir çatının üstüne kuşlar yesin bari ya. Vallahi Allah hesap soracak. Tut. Ben kendi gözümü diğerlerine geldim, kontrol ettim. 6 tane varsa ikisi silinmiş, gerisi silinmemiş. İlk gün kendisi çok yüksek puanlar aldı. Puanını korumaya çalışıyor şu anda. Neden salonundaki 3 tane koltuğu süpürdüğünde o 2 tane tekniği süpürmedensin? Çok sinirlendim, çok. Laz damarım tutarsa çok kötü olacak. Burada gelip de 10.000 lira kazanacak diyerekten gelmedim. Gerçekten bir eğlenmeye geldim ve benim başka bir amacım vardı. Ya Kadir Bey, gördünüz mü? Ne oldu? Ne oldu? İknur Hanım da verdi ikileri ikileri. Çorbalar, pilavlar, patatesler. Çöp poşeti olabilir mi? Nerede? Çöp poşeti nerede? Çöp poşeti bitti. Yok onun içinde. Her yerim gözüm tüy. Çöp poşeti verin. Çöp poşeti bitti. Tamam. Bilal. Onu ay elbezeyle tamam bak. Ya, şu elbezeyle al, o elbezeyi de at. Tuvalet kağıtları burada. Öp, koktu be. Heh. Mutfakta 2 tane buzdolabı vardı. Biri değil ama ötekisi daha kirliydi. En azından kirli olanı temizlemesini bekliyorum. Sadece yanını üstünü de alsa olur, benim için yeterli. Kadir bak, bu arkada bir buzdolabı daha var. İkisini de temizleyecek misiniz? Ah! Birini temizleriz, öbürünü ellerimi sürmeyiz. Onu mu kullanalım? Hangisi boşta onu kullanalım. Bu arkadaki daha pis. Kız, o daha pismiş. Onu temizleyin diyorlar. Tamam, hemen ona bakayım. Dur, ona da bir bakalım. Oh. Limon suları bile bozulmuş burada. Sıcak sıcak. Bu buzdolabı çalışmıyor yalnız. Kadir, bunu mu sileceğiz? Çok kötü. Bir daha bulandı. Bas. Sen dolabın üstüne çık çabuk. Eski bir buzdolabıydı, pastı falan ama en azından bir deterjan suyla şöyle bir tellemesini bekliyorum. Kör alısı buzdolabı gene bana kaldı. Nefret ediyorum şu buzdolabını temizlemekte. Kadir, bunun da önünü arkasını bir silersiniz değil mi? Hayır, onun için dışına ona daha giremeyiz. Hayır. Nilay ya! Neyin önünün arkası? Ya iki buzdolabını bize kakalayacak. Daha banyo var. Daha banyo var. Sen istiyorsun herhalde biz buradan çıkamayalım. Önce siz şu mutfağı bir bitirin de. Evet, bakalım bu mutfaktan nasıl çıkacağız? Nilay Hanım, dolapların üstü nasıl? Kirli mi? Üstü berbat. Her taraf yağ içinde. Nilay, bir şey diyeceğim. Bak, kapaklarda bana bak. Bana bak. Uğraşmayın. Kız, kapaklarda yağ yok. Yalandan bunlarla uğraşma. Üstü hallet, çık. Tamam. Bak lütfen, süre geçiyor. Evet, şimdi leğenime suyumu doldurdum ve hızlıca o leş gibi buzdolabına giriyorum. Dolaplar çok yağlı. Yağlarından arınmasını bekliyorum. Nilay Hanım inşallah yapacak. Mutfak dolapları kirliydi ve içleri çok doluydu. Üst tabakası da bayağı bir yağlıydı, kirliydi. Oraları yani silmesini bekliyorum.
Mutfak dolapları gerçekten yağ içerisindeydi. İçi zaten eşya dolu. Yani eşyayı indirirken bile çok zorlanacağını düşünüyorum. Üç gündür üzerine basa 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 söylüyorum. Şu dolaplar açıldığı zaman şu içleri mention olur. Neden bizinizi sürmüyorsunuz? Neden? Nilay da sürmedi. Dolapları çok fazlaydı. İçine girmesini bekliyorum. İnşallah yetiştirmiştir. Dolap işlerine girmesini bekliyorum çünkü ben kendi günümde de ne kadar yağlı olmasına rağmen dolap işlerine girdim. Mutfak kapaklarını terlemedi hiç. Sadece bir bezle silip geçti. Onu dikkat ettim. Çok böyle yuvarlaya yuvarlaya yaptı. Keşke üstten aşağıya bir bezi, çünkü yağlı değildi, kirli değildi. Kıllar falan vardı ve toz vardı. Üstten aşağı bezleri böyle sile sile yapsa çok iyi. Bunun için leş gibi ama ben gördüğünüz gibi bunu pırıl pırıl ayna gibi yapacağım. Arkadaşlarım beğeneceklerdir. Onu çekip arkasına da girecek misiniz? Çekeceğim, çekeceğim. Önce içini temizleyeyim. Daha sonra dolapları bitirdim. Ama buradaki pis ve yağlı lekeleri gördüğünüz gibi tertemiz yapıyorum. Nilay Hanım, 3 saat 5 dakikanız geçti. Sıkıntı yok. Yetişeceğiz. Sadece 55 dakikanız kaldı, ona göre. Üst dolap, alt dolap hepsi bitti. Kadir'e doğru gidiyorum. Ocak kir içindeydi. Özellikle ben kendime çektiğimde üstü. Yani fırının ve ocağın üstünü tamamen arındırmasını bekliyorum. Çünkü ben kendi günümde tertemiz yapmıştım. Ocağı çok zorlanarak siliyordu. İnşallah iyi bir şey çıkarmıştır. Çünkü çok zorlanarak siliyordu gerçekten. Diziyle aldığı koyduğu falan, umarım iyi silmiştir. Evet, şu anda mutfaktayız. Her yer karman çorman ama temizlik devam ediyor tabii ki. Ne yapıyoruz? Bakalım burada da sular ne kadar kireçli, ona bakıyoruz. Evet, çubuğumuz gri gördüğünüz gibi. Bakalım suda ne kadar pembeleşecek. Evet, çubuk pembeleşmeye başladı efendim. Kireç nüfus ediyor şu anda çubuğumuza. Evet, geldi. Gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Yani bir günde demek isterim ki burada sular kireçsiz ama maalesef sular burada da kireçli. Ne yapacağız? Kirecin burada da kökünü kazıyacağız ama önce mutfaktaki kılları temizlememiz gerekiyor. Haydi buyurun. Nilay, 4 saatte bu evi yetiştireceğini zannetmiyorum. Muhakkak ki açıkları olacaktır, unuttuğu yerler olacaktır, yetiştiremediği yerler olacaktır muhakkak. Nilay Hanım bu evi yapamaz diye düşünüyorum. Özellikle mutfaktan çıkabileceğini düşünmüyorum. Ne dedin, anlamadım. Bırakıyorum. Şaka mı yapıyor kız? Yok, şaka yapmıyorum. Bak, o birinin işi gibi işti. Şaka yapmıyorum, bırakıyorum. Çünkü yok yani böyle bir şey. Benim hayalimdeki gibi değildi. Nasıl hayalindesin? Ben çok farklı hayal etmiştim kendim. Evi mi farklı hayal ettin? Yani evi, evet evi de farklı hayal ettim ama hep böyle sıralama gidecektim. Tam sıralama gittin zaten. Çok saçma bir şekilde gitti. Niye önce üstleri yaptın güzelce, şunların içlerine girdin, bak bunların içleri bitti. İçlerine girdim, buraya da girdim. Yani ama
Yok yani her yerden kıl çıkıyor. Yüzüm gözüm kıl. Buraları düzeltiyorum yine kıl. E tamam o zorluk kıl olacak tabii. Biz 13 tane köpek olan evi temizledik. 13 tane. Biliyorum ben hep izliyorum. Heh. İzliyorum. E gördün onlar da nasıl yaptılar? Yapamayacağım yok. Eyse yazık günah değil mi o salonda dünyanın kılını böyle parmaklarından ovaladı. Olsun canım sağ olsun helal olsun. Kız sen bu kadar azimlisin. Ya azimliyim ama şimdi o arkadaşlarım pıt 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 konuşacaklar. Ben öyle... Ha neye konuşacaklar? Şurada bir tezgahın altı kaldı bir de yer kaldı. Şu camı zaten hızlıca sileriz. İyi tamam hadi şaka yaptım. Bu kadının şakaları bizi öldürecek Kadir. Bence boşanma sebebi bu şakalar olmalıydı soğanlık. Seni Allah kahretmesin. Ben hiç bırakırmayayım. Hayır bir saatte buzdolabı için parmaklarımı iyittirdim. Ben de tam montumu giydim çıkacaktım. Ha bir yandan da heveslendim erken gideceğiz diye. Yalan yok da yani fazla da üstüne gitmeyeyim dedim. Yok yok ben bırakmıyorum. Şaka mı? Sonuna kadar bırakmak devam. İstersen senin kararın bir şey demeyeyim. Sonuna kadar devam asla. Ha, hadi bırakmıyor. O zaman. Hayda böyle şaka mı olur Kadir? Ta nerelere geldik sen hiç derdiniz Tekirdağ çıkışı burası. Ya yapacak bir şey yok ne yapalım? Bak son kararı bir daha şaka yaparsan. Ne yalan söyleyeyim çok kötü şaka yapıyorsunuz. Sana kim şaka yaptı ya da seni bu şakana güzel diyen biri oldu mu hiç? Ya ben şakalarımı çok seviyorum ki. Daha bende ne şakalar var? Peki teşekkür ediyorum. Daha ben çekilmek istiyorum. Ben çekilmek istiyorum. Sen de şaka yapıyorsun değil mi Kadir? Ha ben buzdolabına çekilmek istiyorum. Yani temizliği asla yarım bırakmam. Ben de bırakmam. Peki hadi o zaman. Hadi az hadi. Bana bak 45 bak, dakika kaldı bu arada. Bak bitti şimdi ocağa girelim. Bu tarafa girelim bitti. Hadi. Ocak gerçekten çok kirliydi. Onu da kesinlikle temizlemesini bekliyorum. Özellikle ona çok dikkat edeceğim. O ocak ve tezgahın üzerine pırıl pırıl bekliyorum. Almaya geliyorum. Taşı taşı bitmiyor çünkü her yer kedi kılı. Sadece kıl değil, kireç de gelmiş. Nasır gibi bir güzel yapışmış ama merak etmeyin o da orada kalıcı değil. Mutfakta en çok yapmasını istediğim şey lavabonun altındaki. Orası çok berbattı, çok göze batıyordu. Orayı pırıl pırıl yapmasını bekliyorum. Ben dün tertemiz yapmıştım. Nilay Hanım hadi acele edin biraz. Tam 35 dakikamız kaldı. Ay tamam 10 dakikada hallederim ben banyoyu. Mutfakta çok bir yer kalmadı herhalde değil mi? Burası kaldı bitti. Yerleri sileceğim ve çıkacağım. Bunu da atıyorum şimdi çöpe. Bunu atacağım çünkü bunu kullanmayacağım. Bunlarla birlikte tepsi çöp. Elinde bir sarı bezdir tutturmuş. O sarı bezle temizlik yaptı. O sarı bez mutfakta kullanılmaması lazım. Camı biz gittiğimizde daha silinmemişti. İnşallah unutmamıştır o camı. Çünkü dolapların bu tarafına doğru geliyordu. Cam hala duruyordu ben baktığımda. Umarım unutmamıştır camını da. Kadir hızlanın biraz. Sadece 10 dakika kaldı. Ne? Sevilini inşallah çekecektir. Arkası bayağı bir berbattı. Orayı da güzelce temizlemesini bekliyorum. Nilay 10 dakika kaldı batı kazıma haydi. Bitti. Hadi artık şu yeri bitirin de çıkalım. Çabuk hadi. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge. Benim canım çekirge. Bıdı çekirge. 10 dakika kaldı banyoya yürüyün. 1 saat 45 dakika Nilay Hanım'ın mutfağına göre iyi bir süre. Banyoya geçemeyecek ama geçerse çok çok az bir süresi kalacağı için böyle yarım yumalak yapıp çıkacağını zannediyorum. Yani yetiştiremeyecek. Geç Nilay geç. Haydi. Bak banyo çok güzel dağıtmadın hemen toparlayalım. Nilay al eldivenlerini Nilay. O banyoda 10 dakikada sadece kremle muhakkak hızlı bir şekilde ovaladılar. Duş yeri olsun, klozet olsun, lavabosu olsun. Zannetmiyorum oralara kadar vakit kalacağını. Kadir daha önce hiç jacuzzi temizlemiş miydin? Evim olursa ben de yaptıracağım. Kız onun içine geceden dökeceğim deterjanı, basacağım battaniyeyi, çarşafı. Ah işte sen anca onun içinde çamaşır yıkarsın. Vallahi ne köpürdür ne köpürdür. Olur mu öyle şey? Her aleti amacına uygun kullanmak lazım. Kendi maksadına neye yarıyor? Beni keselemi yetmiyor. Bulaşık sabununu dök köpürsün dursun. Kadir ama bu su terapisi yapıyor. Böyle fokur fokur suyu fışkırtıyor sana. Aa ben maşabayla yıkanıyorum. Tepemden töküle töküle. Eleksel ki. Bu kameraman boy ne benim sandalyemin tepesine çık. Senin benim yerimde gözün var anlaşıldı. Ne istiyorsun? Su aşağı ineceğim. At oraya. Ben ineceğim bezi attım. Ben ineceğim ben. Bezi niye attın? Sen attırdın bezi. Heh.
Çabuk mikrofiber bez verin, Allah sizi kahretmesin. Bir tane bez veriyorlar. Ah, ıslanıyorum. Kız Nilay. Az da suyu fışkırtma. Fışkırt çünkü burası bak nasıl biliyor musun? Mecburum bak. Ya çekilsene, dolabı temizleyeceğim. Bu adam var ya, bu adam nasıl kamerada şu an görünüyor görüyorsunuz değil mi? Bütün yumura benim ayağıma engel oluyor bu adam. Küvet zaten temizdi, su tutmuştur ama klozet bayağı pisti. Nilay Hanım banyosunda temizliği yapamamıştır. 10 dakikada o banyo temizlenecek bir banyo değildir. Üstün körü bir temizlik olmuştur. Sadece su tutup çıkmıştır. Nilay anlat Nilay. Ah benim kaderim neydi? Nilay anlat da çıkıyorum Nilay. Benim kaderim neydi? Kader. Kaderin kara yazılmış kuzum. Anam beni niye doğurmuş? Çilekeş anam. Seni anan soğanla küçük kocandan boşan diye doğurmuş. Yok ben böyle mutluyum Kadir ya. Benim annem çok büyük temizlik yapar. Teyzemler eve kimseyi kabul etmez. Teyzeni sevdim bak. İçeri gidecekse bayramda kapının önünde ayağına çorap verir öyle sokar içeri. Benden beteri varmış. Ya misafir geldi diyelim. Sadece misafir koltuğunda oturabilirsin. Başka hiçbir yerde oturamazsın. Misafir özel koltuğunuz mu var? Öyle. Ya teyzemlerin öyle. Bak benden beteri varmış. En azından ben evi siz gittikten sonra sadece temizliyorum. Kadir sen misafiri kabul ediyor musun? Kızım ediyorum. Evi o kadar eşya almışım. Kim görecek onları millet kabul etmesem? Evi alırken nasıl alıyorsun? Evi alırken zaten ben onlara diyorum. Çok anlaşmalı mı alıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir senelik sözleşme imzalıyor. Böyle gelir, şöyle gelir. Bakıyorum çok oturuyorlar, elektrik süpürgesini ortaya bir çıkartıyorum. Onlar diyor ki zaten bizim gitme vaktimiz gibi gelmiş belli. Yalnız yemin ediyorum ev de müze gibi. Her şey nizamlı, intizamlı. Ama evi de iyi döşedin Kadir. Vallahi iyi döşedim. Aha da geçtim gidiyorum. Zevkli çocuksun vallahi. Değil mi? Güzel döşedim ama. Hele avizeleri bir Ayasofya'da bir bende var. Ama taşlarını silmeye adam istiyor işte. Yani o şaşanın bedelini ağır ödüyorum ama o gelenler hayran kalıyor. Benim için önemli olan o. Kadir, herkes evi beğeniyor mu yoksa ağız burun eğip şurası olmamış, burası kötü olmuş diyenler de var mı? Hani hasetinden kudurur da. Ona versen havada kapar da ama sende diye de iyi yapar. Eleleri var olmaz olur mu? Ben de diyorum ki Allah daha iyisini size versin. Ama çoğunlukla komşularım zaten hayranlar, bayılıyor. Sadece mutfaktaki avizemi biraz abartı buluyorlar. Yani bu kadar şaşaya ne gerek var seviyorum. Mesela yatak odamda salon avizesi var. 5 kandilli. Yani ışıkta oturmayı seven bir insanım. Işıklı seviyorum yani. O benim için yatak odası avizesi. Siz salonunuza takabilirsiniz. Benim evimin banyosu bile salon gibi. Peki Kadir, eve girer girmez muhakkak şunu yaparım dediğin bir şey var mı? Eve gidince ilk işim süpürge açmak. Eve hemen girdim. Ondan ilk işim mutfağın balkonunu açmak. Ev bir hava alsın. Her gün evi havalandırmam zorundayım yani. Yaz kış misafir gitsin o balkonun kapısı açılacak. Doğalgaz yansa bile. Ev temiz hava gelecek. Çünkü ev kokusuna nefret ediyorum. Ondan sonra acıma hemen ilk işim üstümü değişim süpürgeyi almak. Güzelce bütün evi süpürmek. Siliyorum, toz alıyorum, tuvalet banyoyu yıkıyorum. Hemen mutfağa geçiyorum. Ocak nasıl temiz mi? Benden sonra biri bir şey yapmış mı? Demlemiş mi? Etmiş mi? Klozetin kapağını açarım. İçine deterjan kapatır koyarım. Sifonun içine muhakkak tablet atarım. Sürekli mavi su gelsin içinden diye. Ha tablet banyoya birileri girerse diye. İçinden gelene bak. Muhakkak lavabomun var ya her seferine bak. Her yıkadığımda mutfakta bir şey. Şöyle süngeri dolandırırım. Ben gittiğim bazı evlerde buralara çok bakıyorum. Yani özellikle. Ondan sonra da odamı toplarım zaten kıyafetlerimdir. Evim sürekli sil düzendir benim. Banyoda üstün körü bir temizlik olmuştur. Şu süresi de yetmedi. Güzel bir temizlik çıkmadı. Son bir dakika. Klozeti temizledin mi? Yani bir şey değil mi? Kapakları silemiyorsun. Kıllar yüzüyor. Mecburum böyle yıkayacağım üstlerde. Genel olarak baktığımızda deterjan kullanmadığı için, yalap şap yaptığı için hiçbir temizliğini beğenmedim. Rakibim değil. Nilay'la temizliğimiz yakın ama gene de benim rakibim olamaz. Diş varmış bunun içinde yeni gördüm. 10. Kadir. 9. Bu ne at? 8. Kadir. 7. Kadir. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nilay bırak bizi. Haftanın son temizliğini bitirdik. Evet, tam 5 günün sonuna geldik. Nilay ne hissediyorsun? Çok kötü bir evde.
Evet, şansıma. Yani kötünün dışında çok kıllıydı. Kıllar beni çok uğraştırdı. Yani sildiğim yeri 3 kere sildim. Döndüm sildi. O yüzden orada biraz bir zorlandım. Aslında zor bir ev değil ama kıllar beni çok yordu. Ama 4 saat üstüne bindiğinde... 4 saat üstüne bindiğinde bence güzel bir şey çıkarttım. Yani o kıllar bizim için yani. Çok acı verici oldu ve bizi çok zorladı o kıllar. Evet. Peki o zaman finale gidiyoruz. Finalde senden bir şaka bir şey beklemiyorum. Bak kendin de ol. Evet, tamam. Lütfen. Evet, beklenen an geldi. Haftanın 5. gün temizliği de bitti. Şimdi sıra geldi haftanın birincisini. 10 bin liranın sahibi. Bini öğreneceğimiz büyük finali ama ondan önce Nilay'ın finali olacak. Bakalım kaç puan alacak? Haydi buyurun. Haydi bakalım. Haftanın son gününde Nilay Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin salonu temizliğin ilk durağı oldu. Nilay Hanım küçük bir salondan beklenmeyecek miktarda tüy toplayarak adeta bir rekor kırdı. Salonda koltuklar tüylerinden arındırıldı, camlar silindi, vitrin temizlendi, petek, sehpa, televizyon ünitesi derken yarışmacımız her yeri elden geçirdi. Nilay Hanım salonda hızlı ve pratikti ama bakalım rakipleri yapılan işleri beğenecek mi? Nilay Hanım mutfak temizliğine bayat ekmekleri toplayarak başladı. Ardından mutfak dolaplarına girişen yarışmacımız dolapları içli dışlı telleyip silerek iyi bir iş çıkardı. Mutfakta ayrıca ocak, fırın, evye, buzdolabı, aspiratör ve mikrodalga fırın temizlendi. Nilay Hanım elini attığı her yeri gayet güzel aklayıp pakladı. Ancak mutfakta yarışmacımızın hiç el sürmediği yerler de kaldı. Evimizin banyosu temizliğin son durağı oldu. Nilay Hanım banyoda küveti sildi, klozeti telledi, duşakabini temizledi. Kadir'in de yardımlarıyla lavabo ve banyo dolapları da elden geçirildi. Günün sonunda Nilay Hanım 3 etabı da tamamladı. Ancak mutfakta eksikler bırakan yarışmacımız bakalım finalde yüksek puanlar almayı başaracak mı? Ben kendi gözüm diğerlerine geldim, kontrol ettim. 6 tane varsa 2'si silinmiş, gerisi silinmemiş. Peki bu senin için büyük bir hata mı? Yani şimdi vitrini boşaltmış, bardakları silmiş. Yani silmiş ama... Ama sen oradaki yuvarlaktan puan kıracaksın. Kıracağım. İlk gün kendisi çok yüksek puanlar aldı. Puanını korumaya çalışıyor şu anda. Neden salonundaki 3 tane koltuğu süpürdün de o 2 tane tekniği süpürme dersin? Şimdi diyorsun ya, ben anlamıyorum. Neden oradaki 2 taneyi siliyorsun da 3.'yi silmiyorsun? Tamam. Şimdi o zaman ben de sana diyeyim ki, Serpil ben anlamıyorum. O 2 tane koca çekyatı süpürdün de 2 tane tekniği niye süpürmedin? Çok sinirlendim. Çok. Laz damarım tutarsa çok kötü olacak. Peki bu birinci olmak için bir taktik mi sizce? Taktik. Kesinlikle. Serpil bu bir taktik mi? Ben taktik kullanmadım. Burada gelip de 10 bin lira kazanacak diyerekten gelmedim. Gerçekten bir eğlenmeye geldim. Ve benim başka bir amacım vardı. Ya Kadir Bey gördünüz mü? Ne oldu? Ne oldu? İknur Hanım da verdi ikileri. Temizlik benim işimdi. Haftanın son finaliyle karşınızdayız. Ve birazdan haftanın büyük finali olacak. Beklenen an geldi, çattı. Şu anda 5 yarışmacımız, 5'i de temizliğini yaptı. Ve 10 bin lirayı bakalım finalden sonra kim alacak? Evet Nilay, eline koluna sağlık. Temizliğini bitirdin. Haftanın en naif yarışmacısı. Sesi bile içinde böyle mıy 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 ama öyle bir ev çıktı ki. Elinden geleni yaptın. Nilacığım senden yorumlarını alacağım ama ondan önce şu anda yarışmacılarımızın maskesi yok. Çünkü aramızda sosyal mesafe kuralları gereği sosyal mesafemizi koruduk. Maske takmamıza şu anlık gerek yok. Nilay ne hissediyorsun?
Mutluyum. Beklediğim gibi bir ev çıkmadı açıkçası. Çok yani kıllı. Hayalinde daha yağlı, koltukları silebileceğim, halıları silebileceğim bir ev var hayal ediyordum. Ama maalesef çok tüyler seni mahvetti. Çok tüylüydü. O yüzden o beni çok yordu. Peki bakalım arkadaşların sana karşı insaflı olacaklar mı? Hazır mısın? Ben hazırım. Hazırsın. O zaman Serpil senden başlayalım. Öncelikle ben bugün çok detaylara bakmayacağım. Sebebi nedir detaylara bakmamanın? Nilay Hanım'a bugün çok dolu dolu bir ev geldi. Vitrini, mutfağın içleri ve büyük bir mutfak ve inanılmaz kıllı koltuklar falan olduğu için ben detaylara değil diğer yani görselliğe ben bugün bakacağım. Peki. Görselliğe baktığım zaman evet koltukları güzel o kıl yumaklarını elleriyle topladı, etti, ondan sonracıma süpürdü. Güzel de süpürdü. Silmeni gerçekten beklemedim. Hani silip silmedin ama silmedin galiba. Yok silmedim. Çünkü onu da gerçekten beklemedim. Çünkü dolu bir vitrinde orada silmesini vardı. Silmesini de beklemedin. Beklemedim. Açıkçası beklemedim. Halıyı çok güzel süpürmeni bekledim. Süpürmüşsün. Güzel olmuş. Hata üstüne hata yaptı. Topladığı kılları her yere bulaştırdı demiş. Evet. Nerede nereye bulaştırdı? Tamam bu hatalara şimdi gidelim. Vitrine geldik. Vitrini evet boşalttım. Boşalttığın yerleri bir elektrik süpürgesiyle bir o kılları çekseydin hem bezine yapışmayacaktı hem daha çabuk. Onu ev gezerken söyledin sana cevaben dedi ki hem süpürüp hem silmeye vaktim yok dedi. O yüzden tek sefer bezle alıp çıkmam gerekiyordu. Ama işte o da onun zamanı ve tekrar o kıllar orada yapıştı. Şu anda vitrinde kıllar var mı? Var. Peki? Var. Ne var. Yaparsanız yapın ama o kıllar oluyor bir yani. Bir de ben gezmede demiştim ben bir kusur çok küçük bir yerde hata evet, demiştim. Evet, ben de hata söyleyeyim. Vitrin üzerinde yuvarlak yuvarlak halkalar var. Boşluklar. Evet ben hatta orada sordum direkt. Aldım. Bakın şöyle söyleyeyim. Hatta kamera da çekti alırken. Evet kamera çekti. Bunları gerçekten tekrar her şeyse izleyebilirsiniz. En son kapının yanındaki dolabın kapağından diyeyim. Orayı sildim. Bir tanesini sildim, diğerini silmedim. Ve ben diğerlerini de kontrol ettim. Diğerlerini silmemişse. Sildim ama belki o sonuncuyu geçmeyebilirim. Çünkü diğer süremiz ortada, çok azdı. Tabii. Süremiz çok bir tanesi mi silinmemiş yoksa? Şöyle söyleyeyim. Ben kendi gözümü diğerlerine geldim. Kontrol ettim. 6 tane varsa ikisi silinmiş. Gerisi silinmemiş. Peki bu senin için büyük bir hata mı? Yani şimdi vitrini boşaltmış, bardaklarını silmiş. Yani silmiş ama... Ama sen oradaki yuvarlaktan puan kıracaksın. Kıracağım. Nilay'cığım birazdan 10 bin liranın sahibi belli olacak. Belki de Serpil o yuvarlaklar için puanını kıracak, 10 bin liraya veda edeceksin. Yani bu yuvarlığa takılmadın mı? Yuvarlığa ben takıldım ama yani o herhalde bir kusur olarak görmek istediğin için görüyorsun. Yok, kusur olarak görmek çünkü yani ben puan kırmak istediğin için. Evet, puan kırmak istediğin için düşünüyorum. Çünkü bak gerçekten Emine, Serpil'in ciddi anlamda puan kırmak için uğraştığını düşünüyor musun? Kesinlikle. Düşünüyorsun. Çünkü ilk gün kendisi çok yüksek puanlar aldı. Puanını korumaya çalışıyor şu anda. İlk gününü düşünüyorsun. Bence de yani Serpil abla ilk günlük acemesiyle, daha doğrusu acemeliğiyle değil, Serpil ablanın evi mesela üçlük bir evdi, evet. Temizledi. Ama diğer arkadaşlar dengeyi tutmamayı tercih etti. Yani Serpil'den de onlar yüksek puan beklediler. Evet. Vermeyince herkes bir şey düşürdü. Nurhan ne düşünüyorsun? Yani Serpil cidden puanını korumak için mi düşük puan veriyor? Şimdi Nilay'ın salonuna yorum yaparken o kadar tüy dedi, elinle uğraştın dedi vesaire o kadar uğraştın dedi. Şu kadarcık bir noktaya takılması puanımı kıracak diyor. Bu demek oluyor ki hala hali hazırda ama puanlı bitiremedi. Savunma istiyor. Yani salon adına savunma. Bak sadece bugün için değil, genel salon olarak. Ben genel olarak, ben vicdanen gerçekten çok rahatım. Ya zaten vicdanen rahatsız olan hiç görmedim programda. Ben, orası ayrı yok, bir şey de. Ben detaylara baktım. Detaylarda hep ben... Şimdi bu ev detaylık bir ev mi? Ben bugün detaya bakmıyorum diye. Ama halkadan puan kıracağım diyorsun. Ama şöyle söyleyeyim yani gözünüz önünde bir kapağı siliyorsunuz. Bu da onun beş ama bir şey söyleyeceğim. 4 saatlik bir vaktimiz var. Ve ben bu vaktimin çoğunu salondaki kıllarla savaşmakla geçti. Ne dedim ben ne diyorum? Evet çok kıllı. Peki Serpil şunu sormak istiyorum sor. Sana. Neden salonundaki 3 tane koltuğu süpürdün de o 2 tane tekliği süpürmedensin? Şimdi diyorsun ya ben anlamıyorum. Neden oradaki 2 taneyi siliyorsun da 3.'yi silmiyorsun? Tamam. Şimdi o zaman ben de sana diyeyim ki Serpil ben anlamıyorum. O 2 tane koca çekyatı süpürdün de 2 tane tekliği niye süpürmedin? 3 sefer bağırdım. Makine, elektrik süpürgesi, elektrik süpürgesi ve elektrik süpürgesi bana gelmedi. He. Ve arkadaşlar şimdi, geldi. Zaman gidiyor. 3 tane koltuğa elektrik süpürgesi geldi. O 2 tane tekliğe gelmedi. Kapıya çıkıp alabilirdin eğer ki bu kadar takıntılıysan o zaman koltuğu silmezsin. Çünkü sen o koltuğu girdin ve sildin. Madem bu kadar bir halkaya takılıyorsan buraları tozlu olan koltuğa ıslak bez vurulur mu?
vurulmaz. Şimdi diyorsun ya, önceden kılını süpürüp sonra silseydin diye. O zaman başka bir işle uğraşsaydın ama muhakkak koltuğu süpürseydin. Yani ben hiçbir yarışmacıma sana süpürgeyi vermiyorum ya da süpürge benim malım diye bir şey de değil. Ben hani o arada duyulmamış olabilirim. Yani demek istediğim, demek ki, hayır demek ki yapılamıyor, biliyor. Veya Kadir Bey, Serpil Hanım'ın salonunda da bir tane dolap vardı. Yanını falan sildim dedi, dolabını ellememiş. Yanını sildiniz, neden o üstü geçtiniz? Üst kısımları toz içerisindeydi, evet. Serpil kendi yaptığı eleştirilere rağmen çok çok büyük bir temizlik yapamadı mı? Yapamadı bence. Yani kendi yaptığı eleştirilere rağmen. Yapamadı. Tabii ki yapamadı. Az önce siz de örnek verdiniz. Ben de örnek veriyorum. Vitrini sildi diyor. Bir yuvarlağı sildi. Öbürünü silmedi diyor. Kendisi neden... Peki bunu Serpil'in dolabını... amacı ne? Serpil'in amacı ne? Puanını koruyor. Başka bir amacı yok. Keşke senin evin bana çıksaydı. Biz dört arkadaş, dördümüzün eviyle Serpil Hanım'ın evi çok bir değil. Çok farklıydı. Çok farklı. Serpil Hanım'ın gerçekten evi çok iyiydi. Evet. Yani ya tamam dardı ama... Şöyle, tabii ki evleri kıyaslayamıyoruz. Şanssız. Kimine evet. Daha kötüsü, kimine yani... daha iyisi çıkabiliyor ama puan verirken tabii ki evinin zorluğunu göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü 4 saati var. Yani bir böcekli, bir fareli bir evle ya da bugün gibi kedili, köpekli bir evle diğerleri bir tutulmaz. Onun için birine daha derine bakarsın, birine daha yüzeysel bakarsın. Ama genel olarak 2, 2, 2 verdi. Evet. Yani şu güne kadar en yüksek puanda olan sensin. 12 puandasın. Peki bu birinci olmak için bir taktik mi sizce? Taktik. Kesinlikle. Bu bir taktik mi? Ben taktik kullanmadım. Ben gördüğüme not verdim. Ben ne diyorum, çerçeve altlarını ben şu ana kadar yani detaya baktım. Şu kadın öncekli bir sebep. Evet, gerçekten böcekli. Yağlı. Hayır dedim, böcekli tabii ki çok zor dedin ama iki çok verdi. Zor. O böcekli dolabın zorluğunu göz önünde bulundurmadın. O mutfaktaki böcekleri göz önünde bulundurup da bir tık fazla puan vermedin. Vermedim ki ben daha zor, bakın. Daha zor karşıma evler çıkıp arka hak yemeyeyim diyerekten. Ha, daha zoru ne bekliyorsun? Daha zor çıkıp bir de bu. Bu zor, bir de bu zor. Bakın şu ana kadar en zor, bak en zor İknur Hanım'ın evi böcekli haşarıydı. Kaç puan verdin? Evet, 2 verdim. O zaman zor olmasının bir anlamı kalmadı ki. Ama dinlemiyorsun. Ve ikinci olarak sen zor. Sen Serpil'cim bak dinlemiyorsun diyorsun ama söylediğin ama cevabın saçma olduğunu söylüyorum. Evet, ben yani daha eğer zor çıkarsa ben, bu kadına, ben bunu hissettim. Senin evin zordu diyorsam bir tık buna öne çıkartman evet. Gerekiyor. Evet, ben daha sonradan iki arkadaşımın keşke İknur Hanım'a üç verseydim ama. Ama sen şimdi kumar ama. Oynamıyoruz ki biz evet, burada. Şimdi ben puanla. Sana bunu veriyorum ama yarın bilemiyorum. O yüzden bunu vermek zorundayım. Sen o gün o eve göre puan vereceksin. Yani ben... Ondan daha kötüsü çıkarsa arkadaşım sen ondan daha kötü bir ev temizledin. Bir tık daha fazlasını veriyorum. Budur. Ama sen bir sonrasını düşünerekten İknur'un hakkını yiyorsun, Emine'nin hakkını yiyorsun, Nura'nın hakkını yiyorsun. Ben bugün senin adaletli puan verebileceğini düşünmüyorum Serpil. Yani insanen iyisindir, hoşsundur ama bunun şu anda benim için bir önemi yok. Ben burada temizlik için uğraşıyorum ki onlarla birlikte ben de temizlik yaptım. Evet. Sen orada benim de yaptığımı görmemezlikten geldin. Orada görme. Ben Emine'nin İknur'un buzdolabının içine yapmadım dışına girdim. O buzdolabı hiç oldu gitti. Evet. 2 puan da o buzdolabı nerede hani? Evet. Ben enayi miyim burada buzdolabını boşuna yedirmek evet. Emine'nin evinde keza öyle yağlıydı, uğraştı, Nuran desen uğraştı. Bak ben sana evin temiz demiyorum ama puanlama yaparken çok hatalı bir puanlama yapıyorsun. Savunman da çok yanlış. Ben buna üzülüyorum. Yani şu anda 10 bin lirayı ben en iyi temizliği yapana vermek istiyorum. Buradaki tek amacımız o. Çünkü herkes temizlik için burada. En yüksek puandasın diye 2, 2, 2 verip de 12'yi korumaya çalışamazsın. Ben korumuyorum. Ben açık ama şu anda koruyorsun. Korumuyorum ben. Ama bak yaptığın savunmalarda da altını dolduramıyorsun bir türlü. Ama eksikleri çok fazla peki vardı. Peki sen tam tamam mıydın? Bana onu söyle. Ben de hayır. Kesinlikle ben de peki eksiğim... o zaman bu arkadaşların affederse enayi miydi sana kalktı 3 puan verdi ya da 4 puan verdi? Yani bak eğer bugün sen bir tık yüksek puan bile versen bunun benim için bir önemi yok. Çünkü son gün zaten. Yediğin haklar gitti. 2, 2, 2, 2 gitti. Bugün belki de bir tık yüksek puan vereceksin. Belki 2 tık yüksek puan vereceksin. Onu da belki dikkat çekmemek için. Çünkü bugün de 2 verirsen artık ortaya çıkacak ki sen 12 puanı korumaya çalışıyorsun. Yani sen kalkıp dolabın çok zordu. Şimdi ilk dura karşı kalkıp dolabın çok zordu İknur'cum. Yani böcekli bir evi cidden çok zor deyip çat diye ikiyi çevirdiğin zaman senin ağzın ayrı, elin ayrı konuşuyor. Ben hangi birine inanayım? Size artık size bırakıyorum bu yorumları da. Benim yorumlarım da böyle. Ben görmek istediğim, yani göremediğim, yap, edemediğim ama puanın hakkını ver. Yani bakın eksik görebilirsiniz. Ben sana niye eksik gördün diye kızmıyorum. Haddim de değil kızmak ama
bir öncekinden istediğini, bir sonraki yaptığında onun bir tık fazlasını ver. Yani şu üç günde hiçbir bir fark yok. Üç günde herkes aynı hatayı yapıyor. Herkes aynı hatayı. Evet. Peki Serpil, sen de üç gündür aynı hatayı yapıyorsun ve iki veriyorsun. Ve ben bunu kesinlikle puanlarını korumak için yaptığını düşünüyorum. Ben ve bundan da adım kadar eminim. Değil. Gerçekten ama değil. Ama bu programda hiçbir zaman, hiçbir zaman puanını korumak için iki verenler birinci olamadı. Olamaz da. Ben Allah gerçekten... bana ömür verdiği sürece buna izin vermem. Şu saatten itibaren Serpil'in tüm puanlarını iptal ediyorum. Serpil, senin arkadaşlarına verdiğin tüm puanlarını geçersiz kılıyorum. Bilgin olsun. Yani istersen oturabilirsin, sıkıntı değil. Ama puanların adaletsiz olduğu için ve puan korumaya çalıştığın için puanlarını tamamen iptal ediyor. Çünkü bu büyük adaletsizliğe yol açacak. Ben de buna engel olmak zorundayım. Çünkü temizliğe puan veriyorum. Onlar da temizlik yaptılar ve haklarının yenmesini kesinlikle istemiyorum. Yani bunu eminim izleyenler de görmüşlerdir ki bu sefer bana diyecekler ki sen orada bostan korkuluğu musun? Bunun önünü nasıl alamazsın? Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Kadir Bey gerçekten çok adaletli davranıyor. Kim olursa olsun tek bizim için değil. Adaletli davrandığı için ona çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir karar verdi. Bunu gerçekten sindiremiyorum. Ve çok sinirlendim. Çok. Laz damarım tutarsa çok kötü olacak. Bugünkü evimize gelelim şimdi. Serpil'e eleştiri yaptınız. Söylediniz. Serpil'in adaletsiz olduğunu söylediniz. Bugün lütfen adaletli olmanızı bekliyorum. Madem Serpil'den bir tık farkınız var, o zaman lütfen bunu bugün yorumlarınızla ve puanlarınızla gösterin. Evet, Emine'den yorumlara devam edeceğim. Serpil'cim, puanlarını iptal ettim çünkü yarışma dışı kaldın. Bundan dolayı puanlarını iptal ettim. Çünkü puanlarını korumaya çalıştığını... Ben böyle çalışmadım. Yok, ama hepiniz böyle düşünüyorsunuz. Yani ben öyle düşünüyorsam geri kalan üç arkadaşın da aynı şekilde düşünüyor. Ben sizinle herkesi kendine bırakıyorum. Ben öyle gerçekten düşünmedim. Ben bu yarışmaya katıldığımda da hep... hatta ve hatta. Peki geçtiğimiz bölümlerde benim iki verenlere karşı tavrımı hiç gördün mü? Gördüm. Gördün. Puanları iptal ettiğimi gördün, kızdığımı gördün, sinirlendiğimi gördün. Yani demek ki sadece sana karşı olan bir tavrım değil bu. Yok. Genellikle iki verenlere karşı bir tavrım ki sonunda hep öyle oluyor ama maalesef hiçbir birinci olamadı. Yani ben şu birinci zamana kadar olma iki, gibi benim iki birinci veren... olma gibi bakın şöyle açık ve net söylüyorum o zaman. Madem ki her şey açık açık evet, zaten evet, iptal evet. Oldum. Ben açık ve net burada gelip de 10 bin lira kazanacak diyerekten gelmedim. Gerçekten bir eğlenmeye geldim ve benim başka bir amacım vardı. 10 bin lirayı alman önemli değilse eğer... Benim gerçekten bu önemli. Bak, senin için önemli değil ama bu kadın için önemli. Onun için önemli. Bak çoğunun bir amacı var. Evet. Kirasını bir senedir ödeyemiyor. Bak kirasını ödeyecek. Beyninden ameliyat olmuş, ihtiyacı doğal var. Doğalgaz. Oğluna tablet almak zorunda. Eşinden ayrı bir kız çocuğu büyütüyor. Ve buraya temizlik için geliyor okey ama 10 bin liraya da ihtiyacı olduğu için başkasının klozetini el sürüyorlar. O zaman tamam. Onların hakkına girmemek gerekiyor. Ben kimsenin hakkına girmedim. Evet bir yarışmaya da geldim. Bu yarışmanın da bakın. Beni bir dinleme. Ben evet bir eğlence için arkadaşım yönlendi Serpil. Sen çok elin çabuk, enerji dolu bir insan. Senin ama işte arkadaşın içine... orada bir adalet bir sistemi var diye söylemedi galiba. Evet, ben bir amaç için buradaydım. Bir 10 bin lirayı kazanacaktı. Benim başka bir amacım vardı. Bunu da Kadir Bey'e açıkladım ben açıkçası. Şu anda benim resmen üzerime oynanılıyor yani. Çok sinirliyim ve kelimeleri bile bulamıyorum. Bence diskalifiye olduğunu anlayınca çevirdi. O gerçekten buraya belki 10 bin lira için geldi. Kadir Bey'in tepkilerine karşı ben aslında buraya onun için gelmeyip reklamım için geldim dedi. Serpil'ciğim bu konuda sana her türlü yardımda bulunabilirim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani, çok teşekkür ederim. Ben her zaman tüm kadınların yanındayım. Sen de tabii ki bir emek vererek o sayfayı kurup bir şeyler yapmak istiyorsun. Yapmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde i̇şte durmak. Sana öyle yardımcı olabilmek için onlara da yardımcı olmam gerekiyor. O yüzden de yani senin puanlarını iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü onların da bir hayalleri, bir amaçları var. Peki o zaman konuk olarak şu anda gerisini dinleyebilirsin. Hiç problem yok. Emine senden devam edelim. Bu eve geldik. İlk Nur temizliğini yaptı. Kedi kıllarını gördün. Ne düşünüyorsun? Pardon, Nilay temizliğini yaptı. Öncelikle elinize sağlık Nilay Hanım, Kadir Bey. Ev gerçekten çok pisti. Kıl, tüy her yerdeydi. Uçuşuyorlardı. Ben mesela tamam vitrine girdi ama ben vitrine girmesini beklemiyordum. Gerçekten çok fazla eşya vardı. Ama ben... koltukları silmesini gerçekten bekliyordum. Güzel bir şekilde siz eğer vitrine girmeyip de koltukları güzel bir şekilde silseydi ya da süpürüp silseydi... O zaman temizlik yapmamın da anlamı kalmazdı ki vitrine girmeseydi. Hayır bak ben öyle bekliyorum. Hani sen girmedin demiş Kadir Bey ama sen girmesin. Ama... girmemiş olsaydın eğer kesinlikle ona laf söylemezdim ama... koltuğu güzel bir şekilde süpürüp silseydi inan o odada ben başka bir kusur aramazdım. Peki Emine mutfağa gelelim. Mutfak Kadir Bey üst dolabın üst kısımları çok yağlı değildi.
Sadece tozlu ve el kiri vardı. Kıl tüyü evet, vardı, aynen. O oraları hani çok beğenmedim diyemem. Emine, bu topuğunun üstlerini beğendin mi? Ya sadece bir nokta hariç öbür yerlerini beğendim. Beğendim tabii. Bu topuğunu, evet, beğendim. Ama alt kısımlarını hiç beğenmedim. Peki, ver puanını Emine. Buyur bakalım, Emine'den kaç puan gelecek? Birazdan 10 bin liranın sahibi belli olacak. Evet, Emine kaç puan verdin? Buyur açıkla. Nilay Hanım, puanım 1. Kısasa kısası oldu herhalde. Şakaya şaka. Allah canını almasın seni. Beni ağlattı, kendisi de biraz üzülsün istedim. Çünkü güzel bir şaka değildi. Sıfır. Mesela sıfır kelimesini neyse kullandı. Neyse ki bunu başta yaptın, sonda yaptın. Ya, sıfır kelimesini kullandı gerçi. Bak bir verebilirdi ama hiç beğenmedim. Hatta sıfır verebilseydim sıfır verecektim kelimesini, gerçekten çok üzüldüm. Tamam, şaka aslında yaptım. Aslında ben onu hani biraz üzülüp tepki tabii, vermen için ya söyledim. Ya böyle bir şaka gerçekten. Ya deseydin yok ki ama şunu ben... şu burada burada eksik var. Emineciğim eksik var. Beğenmedim. Ama o zaman tadı çıkmazdı işte. Ama, ama benim ben amacım, bunu şaka neyse, olduğunu çanta bilmiyorum. Neyse, çanta kapını çalarlar kapını. Kapını. Evet, Emine gerçek puanını vermeni istiyorum. Gerçek puanım 2. İknur'dan devam ediyorum. Eline koluna sağlık Nilay. Salonunda ben de diğer arkadaşlar gibi vitrinini beklemiyordum. Yani çünkü elektrik süpürgesiyle çekmediğin için kıllar hala, bir de deterjansız sildiğin için parlamadı bile. Ama yaptın, zamanını harcadım boş boşuna salonda. Yani çünkü duvarların da temizdi, silinecek bir duvarın yoktu. Sildiği vitrini saymıyor. Silmeseydi daha iyi, evet. Beğenmedim. Çünkü yani içinde silmeseydim deterjan... silmediniz diyecektiniz. Ben demeyecektim. Deterjan yani bile kullanmadın çünkü. Yani neden derdiniz? Şöyle diyor, yani deterjansız sildiğin için silmen de bir evet, şey yaramadı. Yaramadı. Ya ben ama deterjanla değil, zaten hala ben onu kılların sıcak suyla vesaire, hepsi sildim. Duruyor. Deterjan kullanmadım zaten, söylemiştim. Camlar çok güzel olmuştu. Eline sağlık. Saksıdaki çiçeklerin hiçbirinin tozu alınmamış. Hemen girişte salonda karşıdaki. Koltuklarının da elektrik süpürgesinden sonra çekseydin, güzelce deterjanlı bir şekilde silseydin. Çünkü salonunda tek deterjan kullandığın yer yerlerdi. Ama peteklerinde gene durusu kullandın. Aynen. Peteklerini elektrik süpürgesiyle çekmedin kılları. O yüzden de çektim, kıllar yapıştı. Mutfakta kapının arkasındaki peteği unutmuşsun, silmemişsin. Evet, zamanımız yetmedi. Su, çünkü çok su sebili vardı. Su sebilinin hiç tozunu almamışsın. Su sebilin bardaklık olduğu yer kir içinde, yağ içinde. Su sebilin yanındaki dolaba hiç girmemişsin. Çekmeceler yanları, hani bana söylemiştin ya yanlarında tornavidayla girebilirdin diye. Sen de aynı şeyi yapmışsın. Nerede? Su sebilin yanındaki dolaba, kapının arkasındaki arka taraftaki dolaba. Dolaba hiçbirine girmemişsin. Zaten. Ona hiçbirine girmemişsin. Sadece üstünü sildim. Girmedim. Buzdolabın çok güzel olmuş. Bulaşık makinesinde çekip de altındaki çamuru bulaşık alsaydın. Bulaşık makinesi, hemen söyleyeyim. Bulaşık makinesini çektim, arkadaşlar gördü. Yarısını çekerken kenarından ses geliyordu. Hiçbir şekilde biz çekemedim. Biz onu çektik. Yani, ben tek başıma ben çekemedim. Ben çekemedim. Altından hatta çamur aktı. Ses geldi. Üstü de çamurluydu. Peki, sildim. Peki, dur, senden de puanını almak istiyorum. Banyo yok. Buyur puanını alayım senden. Tamam. Benim puanım, Nilay Hanım'a üzülerek söylüyorum. Keşke daha iyisini yapabilseydin, daha iyisini verirdim. Hiç şaşırmadım zaten. İlk gün hangi gün yarıştın? İkinci gün. Üç gündür kaç puan verdin? 3, 2, 2. 3, 2, 2 verdin. Ben Emine Hanım'a keşke 3 verseydim. Emine'ye 2 verdin. Evet, 2 verdim ona. Nurhan'a? Nurhan'a 2 verdim. Nurhan'a 2 verdim. Evet. Bugün yine 2 verdin. Bugün... Üçüyü nereye verdin? Bana haksızlık yapıldığı için onu düşünüyorum. Ben sana 3 verdim. Ben sana 3 verdim. Yok, Serpil Hanım 2 verdi. Evet, onu 3 verdim. Serpil'e 3 verdim. Evet. Kendi gününden sonra geri kalan 3'üne de 2 evet, verdim. Evet. Serpil Hanım'a 3 verdim. Oluyor? Hemen hemen benim gibi aynı oluyor. Ben Emine'ye haksızlık... Şu iki arkadaşa değil yani ama... Diskalifiye değil Emine mi? Hanım'a bu da diskalifiye. Haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Belki ben bugün daha farklı çünkü Emine Hanım... Ya Kadir Bey, gördünüz mü? Bana Serpil Hanım ikileri verdiniz, birbirinize oynuyorsunuz dedi. Ne oldu? Ne oldu? İknur Hanım da verdi ikileri. Anlaşılan yine iş başa düştü sayın seyirciler. Tüm puanları iptal ediyorum şu an itibariyle. Çünkü ortaya hep aynı sonuç çıkıyor çoğunlukla. Bu hafta da adaletli puan olmadı. Bazı haftalarda olduğu gibi. Eline koluna sağlık Nilay'cığım. Yorumumu yapmak istiyorum hızlıca. Salona geldiğimizde o koltuklar berbattı.
Yani 4 saatlik bir temizle bakın, siz de olsanız temizleyemezsiniz, paklayamazsınız. Kesinlikle. Yani burada profesörü de gelse onları paklayamaz. Eldivenle alıyorsun, elin artık ısınıyor sürtünmekten. Biz gördük. Ha. Ama elinle toparladın, çok güzel bir iş başardın. Eline koluna sallık, cidden koltukları güzel yaptın. Silebilir miydin? Onun yerine vitrine girdin. Hı hı. Yani bardakları çıkardın, evet. Keşke ama bir deterjan kullansaydın. Çünkü tozu sildiğin zaman deterjan olacak ki bir parlatsın onu. Ama onu silmek yerine vitrine girmeyi tercih ettin. Bu da güzel bir şeydi. Yerlerini sildin, halını çok güzel temizledin. Yani o kıllarını fırçalarla toparladın, parlattın. Halın da güzel olmuş. Şimdi mutfağa geldiğimizde şöyle bir sorun var. Evet, mutfak çok kalabalık. Tezgahın üstünü, kenarları, çekmeceleri bol bol süpürmen gerekiyor. Dolabın üstünü güzel yapmışsın. Süpürge kullanmadığın için tüyler habire uçuşuyor. Banyoya geldiğimizde ise zaten son kalmış süreydi. Her klozetin kirli değildi. Küvetinde çok fazla yapış yapış lekeler yoktu. Ama son dakikalar olduğu için elinden onları geleni yaptın. Aynen. Hepinizin eline koluna sağlık diyorum. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Bütün puanları iptal ettiğim için Serpil de bizimle oluyor şu anda. Serpil'cim bizimle tekrar birliktesin. Çünkü tüm puanları iptal ettim. Ama sen ol. Sakın öyle bir daha hatalar yapma, rica ediyorum. İknur'cum sana da söylüyorum. Evet, puanları iptal ettim. İş yine başa düştü. Şimdi Nilay'a son puanı vermek üzere gidiyorum. Ve döndüğümde haftanın birincisini, 10 bin liranın sahibini açıklayacağım. Sakın ayrılmayın. Bakalım bu çetin finalinin ardından 10 bin lirayı kim alacak? Haydi buyurun. Evet, sıra geldi haftanın son puanını vermeye. Ve şimdi son puanı verip haftanın birincisini açıklamaya gidiyorum. Bekleyin. Evet, son puanı da verdim ve birinci ortaya çıktı. Şimdi haftanın birincisini açıklamaya gidiyorum. Haydi buyurun. Evet, beklenen anla karşınızdayız ve temizlik benim işimde. Haftanın büyük finalindeyiz. Evet, az önce yaşanan olaylardan dolayı bütün puanları iptal ettim. Kendi adaletimle birinciyi belirledim. Evet, 5 yarışmacımız, 5'i de temizliğini yaptı. Bakalım 10 bin liranın sahibi kim oldu? Önce 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımızı açıklıyorum. Temizlik benim işimde bu hafta 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız. Benden 6 puan alarak Nilay oluyor. Nilay'cığım eline koluna sağlık. Az önce de yorumlarımı yaptım. Her şey için çok teşekkürler. Hadi tekrardan. Evet, kaldı 4 yarışmacımız. Nuran, Emine, Serpil, İknur. On bin liraya veda eden diğer yarışmacımız. Benden 7 puan alarak 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız. Bu hafta 10 bin liraya veda eden, benden 7 puan alan yarışmacımız Serpil oluyor. Serpil'cim eline koluna sağlık. Benden toplamda 7 puan aldın. Her şey için teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet, kaldı 3 yarışmacımız. Nuran, Emine, İknur. Şu an son 3'lesiniz. Ne hissediyorsun Nura? Çıkacak kalbim yerine. Çıkacak kalbim. Ben de kesinlikle evet, istiyorum şu an. Evet. Elbet temizliğimizi göstermek için geldik ama ucundaki 10 bin lira da kaçınılmaz. Hepimizin kendine göre ihtiyaçları, gerekçeleri var 10 bin lira için. Evet, 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımızı açıklıyorum. Evet, bu hafta 2 tane ikincimiz, 1 tane birincimiz var. İkincilerden ilkini açıklıyorum. Evet, 10 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız, haftanın ikincisi olan yarışmacılarımızdan ilki, benden 8 puan alarak... Benden 8 puan alarak haftanın ikincisi olan yarışmacımız... Nuran oluyor.
Nurhan'cığım eline koluna sağlık. Teşekkür elinden ederim. Geleni yaptın. Benden 8 puan aldın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Eline koluna sağlık çok tekrardan. Çok sağ olun. Katılmak kadar güzel bir şey yoktu. Güzel de bir puan aldığını düşünüyorum. Teşekkür 8 ederim. Puan aldın. Çok sağ olun. Evet. Emine ve İknur kaldı şu anda son ikiye. Evet, ondan geriye sayacağım ve temizlik benim işimde bu haftanın birincisini açıklıyorum. Evet, bu haftanın birincisi elimdeki 10 bin liranın sahibi siz de olabilirsiniz. Eğer kendinize ve temizliğinize güveniyorsanız 10 bin lira burada. Elinizi bezinizi alın, gelin bir güzel elemek edere veda edelim ve 10 bin liraya hoş geldin diyelim. Hepinizi bekliyorum başvurularınız için. Evet. Bu haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi. İknur, ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Niye kandırıyorsun Kadir? Ne hissediyorsun? Ya. Şu anda son ikiye kaldı. Kadir'cim beni alsın. Delirttim bizi. Kalp krizi geçireceğim burada. Evet, elimdeki 10 bin liranın sahibi... Emine mi İknur mu? Emine mi İknur mu? Emine mi İknur mu? Evet, bu haftanın 10 bin liranın sahibi... ...bu haftanın birincisi Emine mi İknur mu? Emine mi İknur mu acaba? Emine! Ne hissediyorsun? Gerçekten çok ben ne düşünüyorum. Ne hissediyorsun? Gerçek son ikiye kaldın ya, şu anda. Ya, ne hissediyorsun? Bizi çok kötü delirtiyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Titriyorum şu an. Heyecanlısın. 10 bin lira şu anda elimde. Heyecan dorukta. Acaba en iyi temizliği kim yaptı? Evet, bu hafta 10 bin liraya almaya kim hak kazandı efendim? Evet, elimdeki 10 bin liranın sahibi... Serpil, kim kazanırsa üzülürsün. Üzülmem. Yani, aksine çok çok mutlu yok, olurum. Yok hayır. Hani hak etmedi dersin diye düşündüm. Var mı öyle düşündüğün? Hayır, kesinlikle yok. Emine dalsa, İknur dalsa sevinir. Aynen. Diyorsun. Şunu da söyleyeyim, açıklayayım. Ha. Evet, Nilay Hanım'ın evi de bugün gerçekten hani şöyle zor. Hayvan evet. Kıllarından dolayı gerçekten zor ve dolu dolu bir ev. Ama haşırı gerçekten mücadele vermek, yapmak büyük bir cesaret. O çok çok pisli tuvaleti temizlemek. Gerçekten ama neyse ki sen yedim. Hakkıyla onlara ikiyi verdin. Teşekkür ediyorum ben sana. Allah kabul etsin. Kız öyle de övdü ki dersin hiç iki veren değil. Ama zaten o tuvaleti temizlediği için... Bu şeye benziyor. Körünü de badem gözlü olur. Tuvalet mi yani? Evet, 10 bin liranın sahibi. Elimdeki 10 bin liranın sahibi. Nurhan, kim alırsa üzülürsün. Hiçbiri hiç fark etmez. Hak eden alsın. Ne kadar temiz kalp yarışmacılarım yani. Var maşallah. Evet, açıklıyorum o zaman. Hazır mısınız? İknur hazır mısın? Hazırım. Emine hazır mısın? Ben alaştım bak. Büyük bir çığlık ve sevinç bekliyorum. Şu anda konfeti dış sesin elinde. Açıkladığım gibi patlatacak. Sizden de büyük bir sevinç bekliyorum. Evet. Bazen patlatamıyor da ondan tekrar söyledim. Yani hiçbir lafın altında sakın kalma. Kalma, aman kalma. Aklım çıktı. Ben çok korkarım ben de bir şeyden. Çok iyiydi. Araba ol, çatır çatır patlatıyoruz. Evet, daha fazla uzatmıyorum. Hazır mısınız? Evet, hemen açıklıyorum. Daha fazla uzatmıyorum. 3, 2, 1. 10 bin liranın sahibi bu haftanın birincisi Emine alıyor. Masal senin. Masal kızı bu arada. Kızım annem başardı, geliyorum. Evet, eline koluna sağlık Şöyle madalyanı teslim edeyim, 10 bin liranı teslim edeyim. Güle güle kullan kızınla birlikte. İnşallah. Şöyle Masal. Çok mutluyum gerçekten.
Evet, Emine'nin eline koluna sağlık. Ne yapacaksın 10 bin lirayla? Ya kiramız gerçekten çok birikti. Kiralarımı ödemek istiyorum, faturalarımı ödemek istiyorum. Eşim bir yıldır çalışmıyor. Ona destekte bulunmak istiyorum. Bu parayı temizliğinle aldın. Eline çok koluna sağlık, ederim. Elinden geleni yaptın. Diğer yarışmacılarımız da tabii ki ellerinden geleni yaptı. Ben çok sevindim. İlknur'cum benden 8 puan aldın. Teşekkür ederim. Elinden geleni yaptın, haşereli ev olmasına rağmen. Emineciğim benden 9 puan aldın. Çok teşekkür ederim. Bu hafta ilgili bir tık daha fazla uğraştın, elinden geleni yaptın. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık diyorum. Çok seviyorum seni gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sonradan aramıza katıldın ama şanslı çıktın. Demiştim gibi. Ama. İlk geldiğimde demiştim, son geldim ama birinci olacağım demiştim. Senin yerine giden bir yarışmacı vardı. Buradan ona sesleniyorum. Seni de unutmadı. Bak. Kadriye Senin Arıncı. Senin sayende kazandım. Çok gördüğün gibi sonradan geldi 10 bin teşekkür liraya ederim. Aldı. Teşekkür ederim. Yani demek ki böyle bir ekip işi olsaydı içlerinden birine verirdim değil mi? Gerçekten çok teşekkür ederim. Allah kalbimizi fesatlıktan uzak tutsun diyorum. Amin. Temizlik benim işim ekibi olarak önümüzdeki hafta kaldığımız yerden yine birbirinden bomba yarışmacılarla eleminizi kenarınıza atmaya geleceğiz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.